Günaydın değerli basın mensupları, değerli konuklar, değerli konuşmacılar. 2020 senesinin E-Ticaret Türkiye Etki Analizi raporunu konuşacağımız bu toplantıya hoş geldiniz. Geçmiş yıllarda Türkiye'nin e-ticaret verilerini sizlerle paylaşırken, bu verilerin 2019 senesi sonrasından itibaren Ticaret Bakanlığı tarafından üstleniliyor olması, bizleri bu konudaki çalışmaları daha farklı bir yöne ve analizlerle daha da zenginleşebilecek bir yola doğru götürmüş oldu. Bu konuda da hem sektördeki paydaşlarımız e-ticaret şirketleri, hem Türkiye Odalar Borsalar Birliği E-Ticaret Meclisi, hem de diğer taraftan bu konuda danışmanlığımız yapan Deloitte firması ile birlikte oldukça kapsamlı araştırmalar yaptık ve bunun sonucunda ortaya çıkan verileri az sonra en yetkili ağızlardan dinleyeceksiniz. Bu arada tabii ki sizlerle ilk kez böyle bir ortamda karşı karşıya geldiğimiz için böyle bir çalışmaya bizi iten nedenlere baktığımızda gördüğümüz ve değerlendirdiğimiz birkaç şeyi de başlangıç bölümü itibariyle paylaşmak isterim. Burada özellikle geçmişe yönelik bir yolculuğa çıkacak olursak, bugün günümüzün içerisindeki ticaretin en önemli kapsam alanlarından bir tanesi olan e-ticaretin 1994'lerde, 1995'lerde bir CD ve kitap satışıyla başlayarak ve bununla beraber gelen bir tsunami ile beraber hayatımızın içerisine girerek ilerlediğini görme şansımız var. Tabii ki o tarihlerde bu konularda yapılan çalışmalar, arkasından yeni şirketlerin devreye girmesi, yeni kategorilerin açılması, e-ticaret şirketlerinin değil sadece, o dönemdeki adıyla yeni ekonomi şirketleri ve e-iş şirketlerinin de gelişimine izin vermiş oldu. Ancak 2000'li yılların hemen başında, aynen bugün gördüğümüz gibi teknoloji şirketleri pazarının çok ciddi bir şekilde yükseldiği ve özellikle finansal piyasalarda da çok etkin yer aldığı bir dönemi de yaşadık. Sonrasında arkasından bir dot-com crash'i geldi. Fakat o crash belki de aslında bütün bu şirketlerin yeni iş modelleri için hayırlı oldu. Ve arkasından çıkışa başlandığı zaman da gördük ki buradaki gelişmeler hem sürükleyici olabiliyor hem de arkasından pek çok alanda farklı değişimleri de beraberinde getiriyor. Özellikle de sadece kullanıcıya ulaşan ön yüzündeki elektronik ortamlar aracılığıyla değil, arka plandaki hem satın almaları lojistiği barındıran tedarik zinciriyle hem de bunu etkileyen tüm paydaş ekonomileriyle beraber e-ticaretin çok farklı yönlere evrilmekte olduğunu gördük. Bütün bunların sonucunda Türkiye verilerini az sonra göreceğimiz yaklaşık bir 10-15 senelik zaman dilimi içerisinde çarpıcı gelişmeler de oldu. Bu çarpıcı gelişmelerde özellikle fiziksel ortamların elektronik ticaret ortamı ile birleştiğini, bazı yerlerde bazı değişikliklerin olduğunu, bazı ortaya çıkan önemli gelişmelerin belki de hem doğru zamanlama hem de şans nedeniyle başarılı olamadığını ama pandemi gibi karşımıza çıkan bir fenomen nedeniyle bambaşka noktalara evrildiğini de gördük. Örneğin Amazon'la aynı dönemlerde özellikle taze sebze meyve konusunda yine Amerika'da hayata geçen Bebvan çok başarısız olmuşken o tarihlerde şimdi Amerika'da en hızlı büyüyen kategorilerden bir tanesi haline geldi. Burada çok sıkça Amerika diyoruz ama e-ticaretin doğduğu yer olduktan sonra uzak doğu pazarlarının Çin'le beraber e-ticaret konusunda da çok etkin hale geldiklerini göz ardı etmemek lazım. Moda ve aksesuarın bu yıllarda özellikle en fazla büyüyen kategoriler haline gelmesi, bahsetmiş olduğumuz gibi gıda, sebze ve meyvenin bütün bu gelişimlerden dolayı çok farklı boyutlarda e-ticaretin içerisinde yer alması da arada kayda değer gelişmeler oldu. 2020'de dünyada yaklaşık 4.2 trilyon Amerikan doları karşılığı e-ticaret işlemi yapılması bekleniyor. Gerçekleşti. Bunun 2021 senesinde 4.8'ler civarında bir rakama oturması bekleniyor. E-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payının %21.8 olduğunu görüyoruz. Bu arada son derece ilginç bir gelişme. Türkiye'nin de özellikle bu e-ticaretle ilgili olan verilerde son yıllar içerisinde en hızlı büyüme gösteren ülke olarak da listelerde yer almakta olduğunu fark ettik. Küresel müşteri dönüşüm hızının
bu konularla ilgili olarak convert edilme diye ifade edilen ve bugüne kadar fiziksel ortamda alışveriş yaparken e-ticaret ortamında alışveriş yapan kişilerin dönüşüm hızının 2.17 olduğunu görüyoruz. Online pazar yerlerinin payının e-ticarette dünyada %47'ler mertebesinde olduğunu izliyoruz ve mobil üzerinden yaratılan trafiğin de %51.3 olduğunu görüyoruz. Sadece e-ticaret değişmekle kalmıyor, aynı zamanda m-ticaret de benzeri bir şekilde değişiyor. Dolayısıyla çok yeni, çok değişik ve çok hızla büyüyen bir pazarı yeniden keşfetmiş olduk. Şimdi bununla ilgili bilgileri, özellikle de Türkiye pazarındaki verilerin geçtiğimiz dönemde bir önceki Ticaret Bakanı tarafından hazırlanmış olan verilerin arkasında yatan etki analizini Deloitte firmasının temsilcisi Hakan Gölbey'den dinleyeceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize katılımınız için TÜBİS adına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İyi günler dileğiyle. Herkese merhaba. Levent Bey çok teşekkürler giriş için. Biz de ekonominin dönüştürücü gücü e-ticaret etki analizi TÜBİSAT raporunu sizlerle paylaşmaktan son derece gurur duyuyoruz. Zor bir görevim var. Kısa bir süre içinde size çalışmamızın detaylarını aktarmaya çalışacağım. Öncelikle nelerden bahsediyor olacağız? Bir kere çalışmayla neyi amaçladık ve ekosistemi nasıl tanımladık üzerinde duracağım. Akabinde küresel ve yerel e-ticaret trendlerinden önemli gördüklerimizi paylaşacağım. E-ticaretin ekonomik gücü çalışmanın asıl ana gündemini oluşturuyor. Bununla ilgili detayları vereceğim. Ve tabii ki e-ticaretle dönüşen bir ekosistem ve ekosistem içindeki sektörler var. Bununla ilgili bilgileri paylaşacağım ve tabii ki ülkemizdeki e-ticaretin gelişimi için önerilerle de tamamlayıp soru-cevap kısmına geçeceğiz. Öncelikle e-ticarete sunduğu başlıca değer önerilerini 10 başlık altında topladık. Bir kere ekosistem sektörlerinin dijital ve operasyonel dönüşümünü hızlandırıyor. E-ticaret artık bir lokomotif sektör diyebiliriz. İkincisi, işletmeler artık mekan ve hatta ölçek bağımsız hale geldikleri için ve bu nedenle de satış yapabildikleri için piyasadaki rekabeti arttırıyorlar. Ardından artan rekabet fiyatları düşürerek aslında enflasyonun azalmasına yol açıyor. Tabii ki ürünlerin ve hizmetlerin kolay dolaşımı sınır ötesi ticareti için çok ciddi bir fırsat barındırıyor ve bunu hızlandırıyor. Çok önemli Türkiye'miz için de ekonominin dinamiği olan KOBİ'lerin büyümesi ve dijital dönüşümünü destekliyor. Operasyonel maliyetlerin azaltılması aynı zamanda işletmelerin verimliliğini arttırıyor. Ve gelişen dijital süreçler iş gücü optimizasyonu sağlıyor ve dolayısıyla da işletmelerin üretkenliğini arttırıyor. Diğer taraftan da sunulan ürün çeşitliliği, fiyat avantajı, zaman tasarrufu gibi faktörler de tüketicinin sağladığı refahı arttırıyor. Ve doğal olarak son yıllarda da gördüğümüz ortaya çıkan iş modellerini destekleyici yeni sektörler, teknolojiler ve inovatif uygulamalar ortaya çıkıyor. Ve tabii ki bilişim sektörü yatırımlarını da arttırıyor. Dolayısıyla e-ticarete sunduğu çok ciddi bir değer önerisi portföyü var diyebiliriz. Bahsettiğim gibi aslında ilk defa e-ticaret ekosistemini de tanımlamaya çalıştık Türkiye için. Tabii ki e-ticaret ekosisteminin merkezinde tüketiciler var. Ve birçok farklı paydaşıyla çok geniş bir ekosistemden bahsediyoruz. Ve bu ekosistem sürekli gelişen, farklılaşan hizmet modelleri ve yetkinliklerle de hem tüketicilere hem işletmelere dolayısıyla da makro ölçekte tüm ekonomimize de katma değer sağlıyor diye görebiliriz. Merkezde yer alan tüketicilere ulaşan doğal olarak birinci ekosistem oyuncusu satıcılar. Tabii ki satıcıların tüketicilere ulaştığı kanallar birbirinden çok farklı olabiliyor ve aynı anda birden fazlası da kullanabiliyorlar ki bunlara işletme internet sitelerini,
işletme mobil uygulamalarını, e-pazar yerlerini, sosyal medyayı ve çevrimiçi uygulama ve içerik mağazalarını sayabiliriz. Bu ekosistemin içinde satıcılarla birlikte doğal olarak online pazarlama, taşımacılık, lojistik, satış sonrası hizmetler, bilgi ve iletişim teknolojileri, ödeme hizmetleri, diğer hizmet sağlayıcılar ve tabii ki kamu ekosistemin önemli oyuncuları olarak karşımıza çıkıyor. Biz çalışma kapsamında e-ticaretin etkilerini bütüncül olarak öncelikle ele almak istedik. Öncelikle kamuya açık TÜİK, Eurostat, OECD, BKM ve benzeri açık veri kaynaklarını kullandık. Akabinde Levent Bey'in de bahsettiği gibi Ticaret Bakanlığı etmisi verilerini detaylı olarak inceledik. 20'den fazla yüzlü sektör görüşmesi gerçekleştirdik. Ve 220'den fazla işletme ve 1500 tüketici ile Akademetre tarafından yürüten saha çalışmasını gerçekleştirdik. Bu kapsamda hem tüketici hem de işletme tarafına ayrı ayrı bakma şansımız oldu. Bütün bu bilgi ve veri kaynaklarını analiz ettiğimiz zaman da sektör verilerinin, saha çalışmalarının sonuçlarından içgörüler çıkartarak e-ticaretin Türkiye'deki etkisini ve gelecek beklentilerini ortaya koymaya çalıştık. Ve aynı zamanda da bir ekonomik model geliştirdik. E-ticaret harcamalarının oluşturulduğu makroekonomik etkiler ve aynı zamanda harcamaların sektör dağılımını gözeterek de girdi çıktı modellemesini tasarladık ve sonuçlarını birazdan sizlerle paylaşacağız. E-ticaretin gelişimi ve eğilimlerine bakacak olursak aslında 2019'dan 2020'ye geçerken %26'lık bir büyüme olduğunu görüyoruz küresel ölçekte. Ki bu 3.4 trilyon dolardan 4.3 trilyon dolara çıktı. Yaklaşık olarak COVID-19 etkisinin 400 milyar dolar olduğunu söyleyebiliriz. 2021 beklentisi de 2020 üstüne %14 büyüyerek 4.9 trilyona ulaşması diye düzenli söyleyebiliriz. COVID-19 salgınına tabii ki bir ara vermek lazım, bilgi vermek gerekiyor. 2020 yılında dünyada internet kullanılan her 5 kişiden 4'ünün bu dönemde e-ticaret deneyimlediğini görüyoruz. Ve özellikle yeni diye göreceğiniz basamaklara bakacak olursak da bir kere farklı yaş gruplarından ve ekonomik düzeyden tüketiciler ilk kez e-ticaret deneyimini yaşadı. Dolayısıyla yeni tüketiciler besimde var. Farklı bölgelerden konumu ve ölçeğinden bağımsız olarak satıcıların, girişimcilerin ve KOBİ'lerin e-ticaret ile tanıştığını görüyoruz. Dolayısıyla yeni işletmeler ekosisteme dahil oldu. Tüketici beklentilerindeki değişim ile farklı kategori ve ürün segmentlerine doğru hızla bir yönelim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yeni ürünlerin ekosistemi beslediğini görüyoruz. Ve tabii ki talep artışına cevap vermek için değer zincirini destekleyici yeni iş modellerinin ortaya çıktığını hepimiz gözlemledik. Ve farklı coğrafyalardan işletmelerin sınır ötesi ticaret imkanı elde etmesiyle beraber de tüketiciler daha geniş bir satıcı ağına ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla yeni sınırlardan bahsetmemiz son derece mümkün. Türkiye'yi global ölçekte diğer ülkelerle kıyaslayacak olursak, soldaki grafikte yatay eksende internet penetrasyonunu görüyorsunuz. Dikey eksende de e-ticareti gayri safi yurt içi hasıla içindeki payını görüyorsunuz. 2018'e baktığımız zaman Türkiye ilk kadranda yer alıyordu. Yani ortalama olarak her iki endeksin de altında yer alan bir ülkeydi. 2019'da internet penetrasyonu ortalamanın üstüne çıkmasıyla beraber sağdaki ikinci kadrana geçtik. 2020 itibariyle ise e-ticaretin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının 4.5'a ulaşmasıyla beraber Türkiye'nin 2020 yılında olgun pazarlar arasına girdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi e-ticaret harcamaları 2020 yılı itibariyle 226 milyar Türk lirası olmuş durumda ve bunun 216 milyar TL'si de yurt içi satıcıların e-ticaret harcama olarak gerçekleşti. E-ticaretin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının %4.5 olduğunu söylemiştik. Bunun yurt içi satıcıların e-ticaret satışlarına baktığımız zaman da %4.3'e denk geldiğini görüyoruz. Covid-19'da tabii ki Türkiye ekonomisi 2020'de reel olarak %1.8 büyürken e-ticaret harcamalarının ise %45 büyüdüğünü, yani çok hızlı bir reel büyüme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer taraftan yerli hane halklarının nihai tüketim harcamalarına baktığımız zaman da bunu %8'inin e-ticaret harcamalarının tarafından gerçekleştirdiğini görüyoruz. Levent Bey'in de bahsettiği gibi mobil çok önemli. E-ticaret alışverişlerinin %63'ünün de mobil uygulamalar üzerinden yapıldığını
görebiliriz. Yani bütün rakamlara baktığımız zaman son derece hızlı bir büyüme ve önemli bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Ekranda okuması zor ama bu küresel ve yerel olarak gelişmelerin bir zaman tüneline oturtmak istedik. Bildiğimiz gibi ben özetlemeye çalışacağım. 1990'larda World Wide Web'in kullanıma sunulması, hemen ardından ilk e-ticaret devlerinin küresel ölçekli doğuşu ve 90'ların sonunda da Türkiye'de ilk e-ticaret sitelerinin kurulmaya başlandığını görüyoruz. 2000'lere geldiğimizde ise bir taraftan sosyal medya yükselişini sürdürürken, diğer taraftan da 2007'den sonra da akıllı telefonların, mobil akıllı telefonların çevrimiçi alışverişlerde kullanılmaya başlandığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. 2010'lara geldiğimiz zaman ise kilometre taşlarına bakacak olursak, 2014'te ilk defa ülkemizdeki e-ticaret pazar büyüklüğünü TÜBİSAT ve Deloitte olarak birlikte ölçmeye başladık ve yıllar sari olarak bu çalışmayı gerçekleştirdik. Akabinde elektronik ticaret kanunu yürürlüğe girdi ve ülkemiz için Etbis ve güven damgası uygulamaları geliştirildi. Ve 2010'ların sonuna doğru da özellikle global yatırımcıların Türkiye pazarına olan ilgilerinin başladığını da görüyoruz. 2020 ve sonrasına baktığımız zaman ise özellikle COVID-19 pandemisiyle yaşanan değişimlerinden bahsettik. Mobil ticaret toplam e-ticaret içinde %55'lik paya ulaştı. E-pazar yeri aracılığıyla satış yapan işletme sayısı 2019'a göre 4 katına çıktı. Aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 60 milyon baremini aştı. Ve özellikle e-ticaret hacmi bildiğimiz gibi 2019'a göre %66 artarak 226 milyar Türk lirası seviyesine de ulaştı. Çalışma kapsamında sahaya da indik diye söylemiştim. Tüketici tarafına bakacak olursak, bir kere e-ticaret yapan tüketicilerin e-ticaret alışveriş sıklığının arttığını görüyoruz. 3 ayda bir kez veya daha az alışveriş yapan tüketici kitlesinin ayda bir kez ve daha fazla alışveriş yapan tüketici kitlesine doğru evrildiğini pandemi öncesi ve sonrası dönemi kıyasladığımızda görebiliriz. Bu aynı zamanda şöyle bir ekonomik büyüklüğü de beraberinde getiriyor. Daha sık alışveriş yapan tüketiciler yıllık olarak daha fazla harcama yapıyorlar. Ayda bir kez harcama yapan tüketicilerin yıllık 5400 lira harcadığını, 15 günde bir alışveriş yapanların 8200 TL harcama yaptığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ve araştırmamızda şunları gördük. Bir kere %51'i tüketicilerin uygun fiyat nedeniyle e-ticaret kanallarını tercih ettiğini ortaya koyuyorlar. %85'i giyim ürünleri ne tüketicilerin e-ticarette en yaygın alışveriş yaptığı kategori olarak söylüyorlar. Ve tüketicilerin %40'ı neredeyse yani yarısı pandemi döneminde dijital içerik kullanımını arttırdığını söylüyor. Ve e-ticaret pazarları da %91'lik bir oranla tüketicilerin en çok tercih ettiği e-ticaret kanalı olarak ön plana çıkıyor. Diğer taraftan işletmelere baktık diye konuşmuştum. Öncelikle sağdaki grafikten bahsetmek isterim. İnternetten sipariş alan perakende işletmelerin oranının 2015-2020 karşılaştırmalarına baktık. Üstteki grafikte Avrupa Birliği'nin ortalamasını görüyorsunuz. 2015'te %21'lik orandan %29'a kadar yükselen %36'lık bir büyüme, yaklaşık 8 yüzdesel puan olarak bir büyümeden bahsediyoruz. Türkiye ise aynı dönemde %10'dan %14'e çıktı. 4 puanlık bir büyümeyle aslına bakarsanız %42'lik bir büyüme gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu bizim perakende işletmelerin açısından bakacak olursak ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu Türkiye açısından gösteriyor. Aynı zamanda sahaya baktığımız zaman da işletmelerin %65'i geçtiğimiz yıl toplam satışları içindeki internet satış payının arttığını belirtiyor. Yine işletmelerin %22'si COVID-19 salgını sonrasında internet satış kanalı için ek istihdam oluşturduklarını belirtiyorlar. Firmaların %39'u COVID-19 salgını sona erdikten sonra da internet satışlarının artacağını düşünüyor ve bu yönde plan yapıyor. Ve işletmelerin %75'i internet üzerinden satış yapmanın toplam satışlarını bu dönemde arttırdığını belirtiyor. Yani işletme perspektifinden baktığımız zaman da bu dönemdeki büyüme rakamları gerçekten çarpıcı. Tabii ki iki tane özel başlık açmakta fayda var. Bir tanesi e-pazar yerlerinin öneminden bahsetmiştik. Bunu hem işletmeler hem de tüketiciler açısından
ele almaya çalıştık. İşletmeler açısından bakacak olursak, e-pazar yerleri işletmelerin e-ticaret ekosistemine katılımını kolaylaştırırken satış gelirlerinin önemli olan da arttırdığını görüyoruz. 2019'dan itibaren e-pazar yerleri üzerinden e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin sayısındaki artış tam 4 kat. Çok büyük bir artış oranından bahsediyoruz. Diğer taraftan işletmelerin %92'si e-ticaret faaliyetlerinde bulunan işletmeler arasında sadece e-ticaret, e-pazar yerlerinde faaliyet gösteriyorlar. Ve e-ticaret faaliyetlerinde bulunan işletmelerin internet satış gelirleri içerisindeki e-pazar yeri payının ise %81 olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan tüketicilere sorduğumuz zaman e-pazar yerleri alternatifleri çeşitlendirerek tüketicilerin kolay alışveriş deneyimi yaşamalarına yardımcı oluyor. Buradaki rakamlara bakacak olursak da tüketicilerin e-ticaret kanal tercihindeki e-pazar yerlerinin payının %91 olduğunu görüyoruz. Ayda en az bir kez e-ticaret alışverişini yapan e-pazar yeri kullanıcılarının %60 oranında olduğunu görüyoruz. Ve internette reklam ve tanıtımı gördüğü ürünleri öncelikle e-pazar yerlerinden satın alan tüketicilerin oranının ise %70 oranında olduğunu görüyoruz. Diğer açacağımız başlıklardan bir tanesi de sosyal ticaret. Sosyal medyanın ötesine geçen, yani ticaretle sosyal medyanın birleştirdiği bir küresel trend olarak dünyada ön plana çıkarken, Türkiye'de henüz yalnızca pazarlama faaliyetlerinde etkili bir şekilde kullandığını tespit ettik. İşletmelerin sosyal medya yaklaşımına baktığımız zaman, işletmelerin %63'ü marka ve ürünler için sosyal medya platformlarında reklamlara yer veriyorlar. İşletmelerin %73'ü sürekli ulaşılabilir olmanın sosyal medyanın en önemli avantajı olduğunu belirtiyorlar. Ve işletmelerin %77'si sanal güvenlik ile ilgili endişelerin sosyal medyanın en büyük dezavantajı olduğunu belirtiyorlar. Tüketici tarafına baktığımız zaman da tüketicilerin %41'i sosyal medya, internet alışverişlerinde ürün tercihlerimi etkiler diye beyanda bulunuyor. Ve tüketicilerin %7'si internette reklamını gördüğüm ürünü sosyal medyadan satın alırım beyanında bulunuyor. Gördüğümüz gibi biraz daha sosyal medya şu anda pazarlama ve müşteri çekişi tarafında ağırlıklı olarak kullanılırken ticaret içine global ölçekte entegre olması henüz Türkiye'de yeterli seviyede olmadığını görebiliyoruz. Ve e-ticaretin ekonomik gücü. Baktığımız zaman bunu 3 başlık altında değerlendirdik. Bildiğiniz gibi yerel işletmelerden yapılan e-ticaret harcamasının 216 milyar TL olduğunu Etbis verilerinden konuşmuştuk. Bunun içinden e-ticaretin Türkiye'deki toplam vergi katkısının 56 milyar TL olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan ekonomik model olarak toplam gayri safi katma değer katkısına baktık. E-ticaretin toplam gayri safi katma değer katkısını 253 milyar TL olarak ölçümledik. Ve Türkiye'nin toplam gayri safi katma değer katkısının içinde e-ticaretin payının ise %5.6 gibi önemli bir pay oluşturduğunu gördük. Diğer taraftan istihdama baktık. E-ticaretin toplam istihdam katkısının hem direkt hem dolaylı olmak üzere 1.9 milyon kişi olduğunu gördük. Ve yine e-ticaret destekli istihdamın Türkiye istihdamının oranına baktığımız zaman da %7.2'lik bir oranla önemli bir sektör ve ekosistem olduğunu görmüş olduk. Diğer taraftan da bölgelere baktık. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki e-ticaretin ve dijitalin olgunluk seviyelerini ele almaya çalıştık. Haritada gördüğünüz gibi koyu renkler bilişim ve iletişim teknolojileri gelişmişlik endeksinin yüksek olduğu illeri belirlerken, açık renkler bilişim ve iletişim teknoloji gelişmişlik endeksinin düşük olduğu illeri belirtiyor. Bunu sadece Doğu Batı olarak değil, Türkiye'nin genelinde ciddi bir fark olduğunu görebilirsiniz. Noktalar ise illerin kişi başı düşen e-ticaret hacmi olarak değerlendirdik ve şöyle bir sonuçla karşılaştık. İstanbul'da kişi başına düşen e-ticaret satışlarının Türkiye ortalamasında oranı 22 kat. Ve aynı zamanda İstanbul'da kişi başına düşen e-ticaret alışverişlerinin Türkiye ortalaması oranında 6 kat olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bölgeler arasındaki dijital uçurumun e-ticaret faydalarının eşitlikçi dağılımının önünde bir engel olduğunu
söyleyebiliriz. 2020 yılında en çok e-ticaret satış artışı yaşayan 5 ilde etkisiyle sırayla Hakkari, Muş, Kırşehir, Bitlis ve Yozgat. Böyle olsa da Türkiye'nin olgunluğunu geride bırakan illeri e-ticaretten henüz orantısal bir pay alamadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve tabii ki e-ticaretle dönüşen sektörlere bakalım. 3 sektörü mercek altına aldık. Bir tanesi lojistik ve taşımacılık. Bildiğiniz gibi geleneksel lojistik sektöründe hacim arttı. Ve mikro dağıtım gibi hem çeviklik hem de teknoloji odaklı yeni değer önerileri gelişmeye başladı. 2020'de tüm gönderiler içerisindeki e-ticaretin payının %60 olduğunu görüyoruz. Ve 2020'de aynı zamanda kargo sektöründeki istihdam artışının da %65 olduğunu görüyoruz ki e-ticaretin buradaki önemini hepimiz biliyoruz. İkinci odak sektör ise ödeme hizmetleri. Ağırlıklı çevrim dışı ödemelerin yaygın olduğu Türkiye'de e-ticaret ile birlikte elektronik ödemeler hızla yaygınlaştı ve benimsendi. Kartlı ödemelerin toplam e-ticaret işlemlerinin içindeki payının %61 olduğunu ve 2019'dan itibaren e-cüzdanın toplam e-ticaret işlemleri içindeki pay artışının da %50 olduğunu söyleyebiliriz. Yani ödeme hizmetlerinde çok hızlı bir yaygınlaşmadan bahsediyoruz. Diğer taraftan bahsettiğimiz gibi ekosistemde çok önemli bir bileşen bilgi ve iletişim teknolojileri. E-ticaret işletmelerin hem dijitalleşmesini hızlandırıyor hem de entegratör firmalar gibi yeni oyuncuların doğmasını da sağlıyor. Zaten TÜBİSAT'ın yine yaptırdığı çalışmalardan biri olan bilgi teknolojileri pazar büyüklüğüne baktığımız zaman 2015-2019 yıllar arasındaki bileşik büyüme oranının %17 olduğunu görüyoruz. Ve internet satışlarıyla dijital yetkinliklerini arttırdığını belirtilen işletmelerin oranının ise %81 oranında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e-ticaret tüm ekosisteme baktığımız zaman yeni iş modellerinin ortaya çıktığı ve ekosistemdeki oyuncuları operasyonel ve dijital dönüşüme doğru desteklediği bir dünyadan bahsedebiliriz. Ve tabii ki son olarak e-ticaretin gelişimi için önerilere yer vermek isteriz. Burada tabii ki e-ticaretin faydalarının toplumun tüm katmanlarına yayılması için dijital kapsayıcılığın ve rekabetçiliğin dengelenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Grafikte de göreceğiniz gibi dünya ülkelerindeki hem internet kapsayıcılık endeksine baktığımız zaman hem de dijital rekabetçilik endeksine baktığımız zaman Türkiye maalesef hala düşük seviyelerin olduğu kadranda yer alıyor. Bu kadrandan çıkabilmek ve kurtulabilmek için de öncelikle dikkat edilmesi gerekenleri dört başlık altında toparladık. Bir tanesi dijital uçurum. Özellikle bölgeler ve demografik sınıflar arası dijital adaptasyon seviyelerinin dengelenmesi gerektiğine inanıyoruz. İkincisi çevre etkisi. Ambalaj kullanımı, iade kolaylıkları gibi çevreye negatif etki yaratan faaliyetlerin önüne geçmenin önemli bir etki yaratacağını düşünüyoruz. Üçüncüsü siber güvenlik. Siber saldırılar sonucunda kişisel, finansal ve özel verilerin çalınmasının, veri ihlallerinin engellenmesinin çok önemli bir boyut olduğunu düşünüyoruz. Ve tabii ki yetenek dönüşümü, dijital dönüşüme paralel olarak mevcut iş gücünün eğitilmesi ve istihdamın korunmasının sektör için çok çok, sektör ve ekosistem için çok çok önemli olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda şunu yaptık. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri var. E-ticaretin bu hedeflere hangi alanlarda katkı sağlayabileceğini eşleştirmeye çalıştık. Ekonomik boyutta bildiğiniz gibi insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi ve yenilikçilik, altyapı ve eşitsizliklerin azaltılması çok önemli başlıklar. Burada özellikle KOBİ'lerin güçlenmesiyle ekonomik büyümeyi tetiklemek, gelişmekte olan ülke olarak ihracat seviyemizi arttırmak ve dijital çözümler ile gelişmekte olan ülkelerdeki işletmelerin küresel değer zincirine katılımını sağlamak bizim için fırsat alanı olarak ortaya çıkıyor. Çevresel başlıklara baktığımız zaman bildiğiniz gibi sürdürülebilir şehirler ve topluluklar ve aynı zamanda sorumlu üretim ve tüketim çok önemli başlıklar. Burada da alışveriş amaçlı bireysel mobiliteyi sınırlayıp karbon emisyonunu azaltmak, tüketicileri bilgilenmiş alışveriş ile tanıştırıp bilinçli tüketimi motive etmek ve aynı zamanda iade edilen ürünlerin geri dönüşümüne katkıya sağlamak önemli fırsat alanları olarak karşımıza çıkıyor. Ve son olarak toplumsal
başlıklar açısından baktığımız zaman da toplumsal cinsiyet eşitliği, barış, adalet ve güçlü kurumların oluşturulması ve amaçlar için ortaklıklar kurulması önemli başlıklar altında yer alıyor. Ki burada da fırsat alanları tabii ki kadınların iş gücüne katılımını sağlamak ve liderlik pozisyonlarında rol almalarını desteklemek. Ekosistem işbirlikleriyle inovasyonu ve topluma faydalı uygulamaları teşvik etmek. Ve tabii ki e-ticaret dışı ekosistemle de ortaklık kurularak daha büyük amaçlar için toplumsal etki yaratmak diye özetleyebiliriz. Bu çalışma kapsamı tabii ki iş ortaklarımız, özellikle Ticaret Bakanlığı e-ticaret bilgi platformu, tüketici ve işletme araştırmalarını yaptığımız Akademetre ve veri ve bilgileriyle bizleri destekleyen İnveyon'a ve tabii ki bu çalışmanın mihmandarlığını yaptığı ve yürüttüğü için TÜBİSAT'a çok çok teşekkürler. Sorularınız için devreye girebiliriz. Herkese merhabalar, sevgili konuklar, değerli basın mensupları ve panelistler. TÜBİSAT'ın ekonominin dönüştürücü gücü, e-ticaret etki analizi 2020 raporunu bugün kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu toplantıya katıldığınız için tekrar teşekkür ederiz. Bu rapor kapsamında birazdan Türkiye'de e-ticaretin gelişimi odaklı bir panel yapacağız. Ben Deniz Yomi Castro, İnveon'un kurucu ve yönetici ortağıyım.
15 yıldır e-commerce alanında ekosistemin oyuncularından biri olmak için gayret ediyoruz. Bu noktada bugün sadece Emion Şapkam değil, TÜBİSAT'ın yönetim kurulu üyesi Şapkam'la da bu panelin moderasyonunu üstlenmeye gayret edeceğim. Biliyorsunuz TÜBİSAT'ın raporları geçtiğimiz yılda daha çok e-ticaretin pazar büyüklüğünü inceliyordu ve daha farklı bir kapsamdaydı. Bu yıl 2020'deki COVID etkisiyle beraber tabii ki e-ticaret çok önemli bir omurga haline gelince raporumuz çok daha derinleşti. Kapsamı büyütüldü. Biraz önce de sevgili Hakan Bey çok güzel bir özet bize paylaştı. Ona dolayısıyla teşekkür ederiz. Raporumuzun çıktısı daha büyük bir perspektifte e-ticaret etki analizi raporu olarak hazırlandı. Tüm e-ticaret paydaşları için bence çok önemli bir referans noktası olacak bu rapor. Başta Deloitte ekibine, elbette Edbis'e verileri sağladığı için ve Akademetre'ye bütün araştırmalara bizi açtığı için çok çok teşekkür ediyoruz. İmian olarak biz de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi naçizane hem veri hem de sürece dair katkılarda bulunmaya gayret ettik. E-ticaretin özellikle son 1,5 yıldaki dönüşümüne baktığımızda 2020 hepimiz için çok ciddi belirsizliklerle ve hatta zorluklarla dolu bir yıl oldu. Bunu geride bırakmaya hala gayret ediyoruz. Bence bu dönemi tanımlayan anahtar kelime adaptasyon olabilir diye düşünüyorum. Bir yandan sağlığımızı korumaya yönelik bir mücadele verirken bir yandan da e-ticaretin işimizi dönüştürmesine bir kaldıraç etkisi yapmasına beraber göğüsledik ve e-ticaret dönüşümünde hepimiz önemli oyuncular olduk. Hatta geçtiğimiz sohbet ve panellerden hatırlarsınız, e-ticarette belki birkaç yılda yapabileceğimiz dönüşümü hep beraber birkaç ayda el birliğiyle tamamladık diye düşünüyorum. Biraz önce rapor sunumunda da gördüğünüz üzere e-ticaret aslında çok bileşenli bir ekosistem ve bu ekosistemin her bir oyuncusu canla başla çalışıyor. Sektörümüzün gelişimine devam edebilmesi için, bir adım öteye taşıyabilmek için hep beraber önemli sorumluluklar üstleniyoruz. Bu bağlamda sektörün tüm oyuncularının liderlerinden kargo ve kurye şirketlerinin personellerine kadar muazzam özverisi için tebrik etmek ve burada kutlamak gerekir diye tekrar düşünüyorum. Bütün bu konuları tartışmak üzere birbirinden değerli isimler, sektöre yön verici dostlarımızla bugün beraberiz. Raporun çıktılarını yorumlayacağız. E-ticaretin gelişen dinamiklerini tartışacağız. Bir takım hepimizin merak ettiğini düşündüğüm soruları panelistlerimize ileteceğim. Bir yandan da sizin sorularınızı ikinci bölümde panelistlere yönlendirmeye gayret edeceğim. Bugün bizlerle beraber TÜBİSAT E-Ticaret Komisyonu Başkanı ve sahibinden CEO'su sevgili Burak Ertaş var. Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Dairesi Başkanlığı Daire Başkanımız Sayın Mehmet Kayış var. TOP Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar bizlerle beraber. Moda Nisa CEO'su ve Sami Güzel yine bizimle beraber. Öncelikle bize zaman ayırdığınız için baştan teşekkür etmek istiyorum sevgili panelistlere. Ve izniniz olursa ilk soruyla panele başlamak istiyorum. Öncelikle ilk soruyu Burak Ertaş ve Ozan Acar'a yönelterek başlayayım. 2020 yılını malumunuz 226 milyon TL'lik bir e-ticaret hacmiyle kapattık. Türkiye'de her 4 internet kullanıcısından 3'ü e-ticaret müşterisi konumuna geldi. Başladığımız dönemlerde bu 10'da 1 bile değildi. Bu durum gitgide rekabetin artmasına sebep olan bir unsur. Bu artan talebin kalıcı olacağını da düşünüyoruz, görüyoruz. Peki sizce bu 1/4 henüz e-ticarete penetre olmamış kullanıcılar e-ticaret dünyasına adım atacak mı? Nasıl atacak? E-ticaretteki rekabet ne yönde şekillenecek? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? İlk sözü Burak Ertaş'a vermek isterim. Evet sevgili Yomi, teşekkür ederim. Şimdi geçtiğimiz yıl bir anda pandemi realitesiyle karşı karşıya kaldık ve bütün insanlık ama Türkiye'de de hepimiz bir kendini koruma, korunma, karşısındakini koruma amaçlı daha kapalı bir ev odaklı hayata başladık. Ve tabii bu bizim alışkanlıklarımızı da ciddi şekilde etkiledi. Hatta markete gitmeye korkar olduk belirli zamanlarda. Türkiye'de çok hızlı bir şekilde e-ticaret bence 2020'de yol aldı. Ben şöyle diyebilirim, belki
yaklaşık 3 ila 5 yıllık bir süreci aslında bir yılda aldık diye düşünüyorum. Burada tabii birincisi buradaki oyuncuların çok ciddi şekilde farkındalık yaratmak ve aynı zamanda tabii ki rekabet etmek amaçlı yaptığı yatırımların da çok bence önemi var. Televizyonlarda sürekli reklam görür olduk. Hatta öyle ki ben şöyle diyorum kendi ekibimdeki arkadaşlarıma da eskiden hızlı tüketim malları, bankacılık, telekomünikasyon reklamlarıyla televizyonda karşılaşırdık. Şimdi artık e-ticaret, internet bu reklamlarla karşılaşıyoruz. Hatta çeşitli dönemsel baktığımız zaman özellikle bu Kasım aylarındaki, Aralık aylarındaki kampanya dönemlerinde bir numaralı reklam veren sektör haline gelmiş durumda. Bence bu hepimizi çok etkiledi. Bir de şöyle bir etki var. Yani e-ticarette ben hep söylemişimdir. Bir kere iki kere denediği zaman bir insan buranın rahatlığını, karşılaştırma fiyatları, araştırma kolaylıklarını, çeşitli ürün ve hizmetlere erişmenin daha kolay olduğunu gördükten sonra gerçekten düzenli bir kullanıcı haline geliyorlar. Benim öngörüm şu, bu büyüme devam edecektir mutlaka ve mutlaka. İnşallah önümüzdeki dönemde aşılanmanın bütün dünya genelinde artması, ülkemizde kritik eşiklere gelmesiyle birlikte bir daha normale dönme dünyasından geçeceğiz. Belki bu biraz hızını 2020 kadar olmamasını getirebilir. Yani büyümenin hızı azalabilir ama büyümeye devam edecektir. Çünkü şu anda Türkiye e-ticaret sektörü bence müthiş bir hem büyüme hem yatırım hem de rekabet içerisinde. Siz rekabeti de sormuştunuz. Yani pazar yerlerine bakıyorum. Büyük büyük pazar yerleri 5 ila 10 arasında pazar yeri yoğun bir rekabet içerisinde yatırımlara devam ediyor. Çok farklı alanlara çok farklı oyuncular giriyor. Yani yemek dağıtım işine girmiş olan bir yatırımcı belki normal delivery dediğimiz yani teslimat işine giriyor. Teslimat işinde olan market işine giriyor. Dolayısıyla çok grift bir ağ şeklinde aslında e-ticaret sektörü gelişmeye devam ediyor. Şimdi Etbis verileri bizim için de çok faydalı oldu. Mehmet Başkanıma da ben de tekrar teşekkür edeyim. Gerçekten sektöre bir şeffaflık kazandırdı. Ya biz 250 bin KOBİ'nin şu anda oradan 247 bin ama yani 250'ye yuvarlayabiliriz. Pazar yerleri üzerinden aslında e-ticarete de girdiğini görüyoruz. Yani bu da aslında genel anlamda KOBİ'leri de dijitalleştirme anlamında da çok önemli. Sözü çok uzatmayayım ama genel anlamda benim gördüğüm şey şu, çok yoğun bir rekabet var. Bu yoğun rekabetin getirdiği yatırım ve iletişim var. Kaliteli hizmet veriyoruz. Bence dünya kalitesi, dünyadaki kalite seviyesinde hizmet veriyor buradaki e-ticaret oyuncularımız. Kargo, lojistik hizmetlerimiz çok çok gelişti, iyi. Yani e-ticaretin şu anda lojistikte ya da kargolanan adette %60'a ulaştığını görüyoruz. O daha da artacak mutlaka. Buralar gelişmesine katkıda bulacak unsurlar olarak gözüküyor. Bir de ama biz insanız, psikolojik olarak çok sıkıldık evlerde kapanmaktan, çoluğumuzu çocuğumuzu okula gönderememekten. Dediğim gibi aşılamanın etkisiyle birlikte bence biz biraz sosyal bir hayvan olduğu için insan yani sosyaliz yani. Çıkacağız dışarılara dolaşacağız belki gidip biliyorsunuz bir numaralı yapılan adette alışveriş, giysi, aksesuar bu kategoride. Yani şimdi e-ticaret yapanların kadın erkek dağılımına baktığınızda pazar yerlerinden %42 kadın, %58 erkek gözüküyor. Yani daha kadınlarda aslında e-ticarette gidecek yol var gibi gözüküyor ama yani şunu düşünün. Hepimizin eşi, kardeşi, annesi var. Yani bir kadının bir giysi dükkanına girdiği zamanki aldığı keyifle e-ticarette aynı keyfi alıyor mudur? Bana sorarsanız almıyordur ama e-ticaretin de şöyle kolaylığı var. Aldığınız eğer üstünüze uymadı, beğenmediyseniz de geri iade edebiliyorsunuz. Yani öyle kolaylıkları var. Ama insan doğası gereği birazcık büyümenin hızının azalacağını ama büyümenin devam edeceğini düşünüyorum. Sevgili Burak Ertaş, çok teşekkürler görüşler için. Birkaç soruyla sana geri döneceğiz. Ozan Acar, siz bu konuda ne düşünürsünüz? Teşekkür ederim Yomi davetiniz için. Önce TÜBİSAT Başkanımız Levent Bey'e, E-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Bey'e ve tüm TÜBİSAT ailesine ben teşekkür ederek başlamak istiyorum. Mehmet Bey de bugün bizimle birlikte. Bizim kamuda bütün konularımıza aslında bütün resme hakim olan birim E-Ticaret Dairesi. Ticaret Bakanlığımızın İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün altında kurulan bir daire.
Bu da aslında Türkiye'de kamunun e-ticaretin gelişmesine verdiği önemi gösteriyor. Çok da başarılı işler yaptı bugüne kadar dairemiz. İşte Etbis bunlardan bir tanesi. Biz bu Etbis sayesinde bugün Burak Bey'in de söylediği gibi bütün sektörün resmini net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bizim sektörümüz aslında bebek diyemeyeceğim artık ama gelişme çağında bir sektör. Hani ergen de diyebilirsiniz, ergenliği geçmiş işte gençliğe ilk adımları atmış da diyebilirsiniz. Gelişmesini sonuçta sürdürmesi için de desteklenmesi gerekiyor. Aynı insanlar gibi hani nasıl gençler iş gücü piyasasına çıkmadan daha olgunluk aşamasına gelmeden desteklenmesi gerekiyorsa sektörler de benzer şekilde diye düşünüyorum ve bizim sektörümüzün de desteklenmeye ihtiyacı var. Nasıl bir destekten bahsediyorum? Hani hemen öyle kamusal destekler, teşvikler gibi değil de önce bizim kendimizi doğru anlatmaya ihtiyacımız var. Ve ne yapıyoruz? Ekonomi genelinde sağladığımız faydalar neler? Bu faydaları arttırmak için kamudan beklentilerimiz neler? Aslında en büyük destek bu şu anda. Kendimizi anlatma ihtiyacımız var ve hani bugün biraz önce Hakan Bey'in de anlattığı rapor aslında bu amaca hizmet ediyor diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese de teşekkürler. Bütüncül bir resme bakmışlar. Hani Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle e-ticaretin ilişkisini de bence çok net bir şekilde ortaya koymuş. Ve rapordan benim çıkarttığım bir tane mesaj var. O da şu. Hani Türkiye'de eğer e-ticaret gelişirse Türkiye kapsayıcı bir şekilde büyümesini sürdürebilir. Ve büyümenin sürdürülebilirliğine de e-ticaretin kendisi bizatihi katkı yapar. İşte yeşil uygulamalarla kadınların ekonomiye dahil olmasıyla gibi gibi. Şimdi sorunuza gelecek olursak, Ağustos 2020 anketi var TÜİK'in. O ankete göre interneti alışveriş için kullananların oranı Türkiye'de %36,5 çıkıyor. Tabii bu çalışma için yeni bir anket yapmışsınız. Oranlar bir hayli yükselmiş gibi gözüküyor. Ama sonuçta toplumun bir kesimi bu internetten alışverişin sağladığı faydadan hala tam olarak faydalanamıyor gibi gözüküyor. Nedir bunlar? Buna digital divide deniyor. Yani dijital uçurum. Bizde hani uçurum demek belki biraz sert bir ifade olur ama hala bir eşitsizlik varmış gibi gözüküyor. İşte erkekler kadınlardan daha çok kullanıyor. Batıdakiler doğudakilerden daha çok kullanıyor. Gençler yaşlılardan ileride. Bu hem tüketici olarak böyle e-ticaretten alışveriş yapan insanlar topluluğuna baktığınız zaman böyle bir ayrım olduğunu görüyorsunuz. Hem de işletmeler tarafında da böyle. Bence hani Türkiye'nin özellikle küçük kentlerinde bilen daha e-ticarete ısınacak, dahil olacak bilen ciddi bir kitle olduğunu düşünüyorum. Niye bu önemli? Hani tüketici tarafından bakarsak bir kere alışverişte bir zaman tasarrufundan bahsetmek mümkün. İşte normalde belki on binlerce saatlik tasarruf sağlanıyor. İşte parça parça eşyaları alabilmek için evinizden çıkıp uzak mesafelere gidip alıp evinize geri dönmektense işte oturup oturduğunuz yerden işletmenin kendisinden sipariş ediyorsunuz ve o size geliyor. Bunun sağladığı bir zaman tasarrufu var. Tabii bu zamanı alternatif olarak neyle kullandığınız çok önemli. İşte ailenizle geçirmek için kullanabilirsiniz, işinize daha fazla odaklanabilirsiniz, kendi hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Ama bu günün sonunda alt tarafa ne olarak yansıyor? Bir hani hayat kalitesinde artış olarak yansıyor. Bu son derece kıymetli. İkincisi bir para tasarrufu var. İşte bizim platformlarda özellikle platform dışında kendi e-ticaret sitesinden satış yapan işletmeler için de bu geçerli. Şeffaflık olduğu için yoğun bir rekabet var. Hani e-ticaret tarafında fiyat artışları yapmak, geleneksel tarafta fiyat artışları yapmaktan biraz daha zor diye düşünüyorum ben. Bu arada yani bu ikisini de ayrı iki kanal gibi de değerlendirmenin çok doğru olmadığını biz e-ticaret meclisinde de sürekli değerlendiriyoruz. Burada satış yapanlar aynı, müşteriler aynı, ticarete konu olan ürünler aynı. Dolayısıyla hani burada bir toptan bir perakende pazarından bahsetmek aslında daha doğru diye düşünüyoruz. Üçüncüsü de çeşit. İşte insanlar ihtiyaçlarını hani birçok farklı ihtiyacını aynı anda oturduğu zaman bulabiliyor. İşte farklı farklı lokasyonları ziyaret etmesine gerek kalmıyor. Şimdi geride kalanları sisteme nasıl dahil edeceğiz diye bir soru sorarsanız bunun aslında birinci konusu şu. Hizmet kalitesini biz daha da çok arttırmalıyız. Bütün e-ticaret sektöründeki oyuncular hizmet kalitelerini arttırdıkça İnsanlar memnuniyetlerini birbirlerine kulaktan kulağa paylaşmayı daha hız verdikçe bu
Bu sefer e-ticaretten hiç alışveriş yapmayan, internetten alışverişe bugüne kadar hep sırtını dönmüş olanlar da ben bir fırsat kaçırıyorum diye düşünecek. Çünkü siz ne kadar reklam yaparsanız, ne yaparsanız yapın, bence insanların birbirleriyle olan paylaşımları kadar etki yaratmak mümkün değil. Çünkü insan günün sonunda şunu soruyor. Bana benzeyenler ihtiyaçlarını internetten karşılıyorlar, ben neden karşılamıyorum? Bence en önemli konu bu, en önemli pazarlama aracı da bu. Demek ki biz hizmet kalitesini arttırdıkça, müşterilerin hayatını kolaylaştırdıkça, işte o müşterilerin gidip etraflarına bu tecrübelerini paylaşmaları günün sonunda bu insanların sisteme dahil olmasını beraberinde getirecek. Tabii bizim burada yine sektör olarak dikkat etmemiz gereken bir şey var. Basında çıkan haberlerin, hani özellikle medyadan da bu konuda doğru destek beklememiz gerekiyor. Burada hani 10 milyonlarca insanın çok pozitif deneyimi var. Az sayıda insanın yaşadığı negatif deneyim çok fazla öne çıkıyor. İşte bunun aslında biraz daha dengeli yapılması gerekiyor. Hani böyle bir olumsuz haberlerin daha yapışkan, çekici bir tarafı vardır. Onları haber konusu yapmak tabii daha ilgi çekici olabilir. Hani olumsuzluk haber değeri vardır. Ama bizim hani olumlu konuları da daha öne çıkartmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda sektördeki bütün oyuncuların sorumluluğu da büyük. Çünkü birimiz hakkında çıkan olumsuz bir haber aslında bütün sektörle ilgili bir olumsuz algının ortaya çıkmasına neden olabiliyor diye düşünüyorum. Şimdi sorunun ikinci bölümü rekabetle ilgili. Rekabet artacak mı diye sordunuz. Burak Bey aslında çok güzel tarif etti. Benim onun üstüne söyleyebileceğim çok bir şey de yok. Bizim sektörü, yani Türkiye'yi e-ticaret söz konusu olduğunda diğer ülkelerle karşılaştırdığınızda bir farkımız var. Temel bir farkımız var. O da bizde rekabet daha yoğun, daha fazla sayıda oyuncu var. Hani bütün dikeyler için bunu konuşuyorum. Pazar yerleri için söyleyebilirsiniz. Listeleme için söyleyebilirsiniz, yemek, market için söyleyebilirsiniz. Hani ve bu mevcut oyuncular birbirlerinin alanlarında da faaliyet göstermeye başlayabiliyorlar. Şimdi bunun kime faydası var? Bunun günün sonunda tüketiciye faydası var. Çünkü tüketicinin alternatifi çok fazla. İşini iyi yapan öne çıkabiliyor. İşte geride kalan işini iyi yapmak için tekrar bir gayret sarf ediyor. Bir konu daha var rekabeti tetikleyen, besleyen. O da Türkiye. Son dönemde doğrudan yabancı yatırım girişlerine bakarsanız e-ticaret, finansal teknolojiler, oyun gibi alanlarda ağırlık olduğunu görüyorsunuz. İşte Türkiye'ye yurt dışından gelen yabancı sermaye de bizim şirketlerimize gelen bu sermaye de günün sonunda yeniden tüketici refahına doğru kanalize ediliyor. O taraflara yatırılıyor. Bu da günün sonunda yeniden rekabeti destekliyor. Dolayısıyla hani oyuncu sayısının çokluğu rekabetin varlığını işaret ediyor. Rekabetin varlığı da müşteri memnuniyetini işaret ediyor deyip ben ilk turu sonlandırayım müsaadenizle. Sevgili Ozan, çok teşekkürler. Birbirinden değerli mesajlar verdin, konuların altını çizdin. Burada e-ticaretin büyümesinin ana anahtarı aslında hizmet kalitesini yükseltmekten geçiyor. Bütün bu parametrelerde onu destekliyor diye ben ana mesajı aldığımı ümit ediyorum. Bu hizmet kalitesi tabii aynı zamanda çok farklı kategorilerin de e-ticarette aktif olmasıyla da artabiliyor diye düşünüyorum. Burada sevgili Sami Güzel'e yöneltmek isterim bu sorumu. E-ticarette tüketici alışkanlığı yaratmanın çok zor olduğu bazı kategoriler var. Market alışverişi bunlardan bir tanesi. Bütün dünyada da zorlu bir alt kategori. Fakat bu kategorilerde bile çok önemli ivmeler gördük ve değişen tüketici davranışları gözlemledik. Bu perspektifle baktığımızda ürün kategorilerinde ve tüketici segmentlerinde bu değişimin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Teşekkürler Yomi. Ben de tüm TÜBİSAT ailesine ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Raporu da çok faydalı, harika bir iş çıkmış. Önceden okumuşum, bugün tekrar izledim. Sevgili Hakan'a, tüm katılımcılara teşekkürler. Kategoriler aslında şöyle ikiye ayırıyorum ben. Bu pandemi bazı kategorileri çok yüksek ivmelendirirken bazılarında çok köklü değişikliklere sebep verdi. İlk bölüm aslında senin bahsettiğin gıda ve market alışverişi. Bence burada köklü bir değişim yarandı. Bunu böyle kendi hayatımdan falan da görebiliyorum. Benim evimin altında bir alışveriş merkezinin hipermarketi var.
ve gidip bir şeyler almaktan arada uğruyordum, vakit de geçiriyordum. Tamamen bir buçuk yıldır ilişkim koptu. Bütün Türkiye'deki haneler sanırım internetten gıda ve market alışverişini tattılar bir şekilde. Kendisi yapması, yeğeni yaptı, akrabası yaptı. Dehşet bir penetrasyon oldu haliyle. Bir de pazarın genel şeyleri değişti. Örnek veriyorum, kendi hayatıma baktığımda oyuncuların da artması, sizin de dediğiniz gibi başka şeyler değişti. Ben sabahları ya da gün içerisinde başka bir aplikasyondan alışveriş yaparken gıda, hafta sonları başka bir hipermarketin aplikasyonunu kullanabiliyorum. Çeşitlilik arttı. Türkiye'nin biliyorsunuz perakende yapısında böyle Amerika'daki devasa hipermarketler değil de daha ufak marketler çok çalışıyor. Bunun sebebi de biz çok bakkala, kasaba, markete ya da yandaki kuru yemişçiye gitmeye alışkın bir halkız. Mesafeler yakın, hızlı hızlı gidip alabiliyoruz. Burada da çok temel bir değişiklik oldu. Yani önceden alt katımızdaki işte şarküteri ya da mahalledeki kasap internette değildi. Şu an internetteler. Yeni aplikasyonlara, hizmetler onları getirdi. Haliyle burada gıda market tarafında hem sektörün değişmesiyle ve tamamen online'a, ufak esnafın bile online entegre olmasıyla tüketicide de kalıcı bir değişiklik olduğunu düşünüyorum ben. Açıkçası bundan sonra ne kadar markete ya da kasaba gidip sıra beklerim bilmiyorum. Yani bende de bir kalıcı değişiklik var. Bu tüm halkta olacağını düşünüyorum. Bu kategori, departman, sektör tamamen değişti. Yine gitmek isteyen olacaktır ama çok güçlü bir değişim olduğunu söyleyebilirim. Bir de zıplayan kategoriler ve departmanlar, sektörler oldu. Onlardan bahsedebiliriz. Ev giyim ve ev tekstili, ev aletleri biliyorsunuz %600 artış gösterdi birçok pazar yerinde. İşte pandeminin starı ekmek yapma makinesi, küçük ev aletleri. Aynı şekilde spor giyim, aktif giyim dediğimiz ve spor aletleri, yoga pilates aletleri, bunlar da inanılmaz arttı. Hobi, evde oyuncak vesaire ya da insanların hobileri, hepsi böyle %500-600-400 civarında büyümeler yaşadı. Şimdi aslında Burak Bey'in de söylediği gibi pandemiden sonra, aşılanma bittikten sonra buradaki büyüme hızı biraz düşebilir. Yani bu kadar çok bir büyüme yaşanmayabilir çünkü insanlar artık evde değil dışarı çıkmaya başlayacaklar. Ama buradaki sektörün dinamikleri değişti. Biraz ondan bahsedebilirim. Aslında çeşitlilik artıyor. Tüketicinin ilgisi o tarafa döndüğü zaman sektörde ve kategoride başka şeyler değişmeye başlıyor. Oradaki üreticiler daha fazla üretim yapmaya başlıyor. Daha inovatif ürünler üretmeye başladılar. Online entegrasyonlarını arttırdılar. Çeşitliliği arttırdılar. Bir kategorideki tüm tedarikçi ve üreticilerin ivmelenmesi değişiyor. Sektörün hareketi arttıkça, çeşitlilik oldukça orada da yükselme oluyor. Ben burada gelecekte dikeyde çok büyük sitelerin çıkacağını düşünüyorum. Çünkü çok büyük kategoriler aslında bunlar. Gelişmiş pazarlara baktığımızda Avrupa'ya da Amerika'da aktif giyimde, sporda milyar dolar cirolar yapan tek başına sadece ona odaklanmış dikey e-ticaret siteleri var. Aynı şekilde ev giyim ya da ev aletlerinde bunlar tek başına çok büyük alanlar. Ama Türkiye'de biraz daha arkadan geliyorlardı. Pandemiyle birlikte hem tüketici tarafındaki algıları değişti, hem de sektörün iç dinamiği değişti. Ve hatta bence insanımızın alışveriş davranışları, normal davranış da değişti. Şimdi biz büyük pazar yerlerine baktığımız zaman bunlar adeta bazıları bir televizyon mecrasından büyük kitleye seslenebiliyor. Günlük milyonlarca insan ziyaret ediyor ve milyonlarca insana 1,5 yıl önce ana sayfada spor giyim, yoga pilates, evde küçük halde oyuncak, hobiler gibi bir nevi de reklam. Bu reklam da insanların algısını, bakışını değiştirebiliyor. Bu sektörlerin de tamamen değiştiğini, pandemi öncesi gibi olmayacağını, büyüme hızı düşse bile tamamen iç dinamikleri değiştiği için buralardan çok büyük edeceğiz sizlere geleceğini tahmin ediyorum. Sami, çok çok teşekkürler. Pandemi döneminde e-ticaretin artması sadece kısıtlar sebebiyle değil aslında, değişen tüketici alışkanlıkların kemikleşmesiyle de oldu diyoruz. Bu aslında bunun kalıcı olacağına dair de bir önemli indikatör gibi görünüyor. Dikeyleşmenin de bir makro trend olarak kapımızı çalacağını da söyledin. Teşekkürler. E-ticaretin alt kategorilerini nasıl görüyoruz konusuna dair sevgili Burak Ertaş, senin eklemek istediğin bir şey olur mu bu konuda? Bence Sami çok güzel özetledi. Ama yani şöyle bakalım, mesela geçen yıl yine Etbis'ten
Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin hacmen en büyük olduğunu görüyoruz. Onu giyme, ayakkabı, aksesuar şey yapıyor. Bu tabii toplam ticaret hacmi, işlem adedi değil. Adet olarak baksak giyim mutlaka daha ilerisine gelir. Büyümeyle birlikte tabii pandemide küçülme de oldu biliyorsunuz. Hava yolları bilet satışları hep internet üzerinden olurdu. Bunlarda bir ciddi %40'lık düşüş var. Seyahat, taşımacılık, organizasyon, konaklama, eğlence gibi sektörlerde pandemiyle ters yönde tabii etkilenmiş oldu. Ben şunu söyleyebilirim. Gerçekten kalıcı bir değişim süreci yaşadık. Yani bu kalıcı olacak bana sorarsanız. Benim de görüşüm aynı yönde. Bundan sonra hiçbir şey eskiye dönmez. Hız azalır. Pandemi tamam geçer, hızı azalır büyümenin falan ama çok çok farklı alanlarda artık farklı girişimciler veya belki mevcuttaki büyük geleneksel oyuncular buralara daha büyük yatırımlarla çok farklı boyutlara götürebilirler. Daha çok Sami'nin söylediklerini aslında destekler nitelikte söylüyorum. Yani gerçekten baktığınız zaman hani ev ve ev içerisindeki aksesuarlar ya da home improvement dediğimiz alan. Yani şimdi Türkiye'de var bunlar. Büyük bazı zincir yapılar gibi duruyor şu anda. Yani burada e-ticarette gidilecek yol var. Bu insanların ilgisinin oraya çekilmesiyle alakalı diye düşünüyorum. Burak çok teşekkürler. Çok tartışılan bir konuda bir soruyu hepinize sormak istiyorum ama belki Mehmet Bey'e henüz söz vermedik. Onunla başlarız bu soruyu yanıtlamaya. Malum e-ticarette artan talep bir yandan e-ticaret arzı olarak da ekonomiye yansıdı. E-ticaret yapan işletme sayısı da 2020 yılında 4 kat arttı. Bütün bu artışı göz önünde bulundurduğumuzda e-ticarete girmek isteyen kişi ve kurumlara sağlanan destekleri nasıl buluyoruz? Bir diğer taraftan da uygulanan regülasyonları nasıl görüyoruz? Burada görüşlerinizi merak ediyorum ama Mehmet Bey ile isterseniz başlayalım. Teşekkür ederim Yomi Bey. Saygıdeğer katılımcılar, öncelikle bu organizasyonda, önemli organizasyonda sizlerle bir araya gelmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün burada tanıtımı yapılan ve bakanlığımızın katkılarının da bulunduğu Bilişim Sanayicileri Derneği ve Deloitte İşbirliği ile hazırlanan TÜBİSAT Ekonominin Dönüştürücü Gücü E-Ticaret Etki Analizi 2020 raporunun e-ticaret sektörümüz için oldukça önemli ve yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda raporun sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz, sizin az önce değerli katılımcıların da ifade ettiği üzere, geçtiğimiz 20 yıl içerisinde e-ticaret önemli bir mesafeye kat ederek hızlı bir gelişim süreci geçirmiş durumda. Yaşanan bu gelişimle birlikte geleneksel ticaret modelleri büyük bir dönüşüm yaşıyor. Günümüz ticaretin en önemli yapı taşlarından biri haline gelen bu e-ticaret sayesinde dünyada olduğu gibi ülkemiz ekonomisinin çağın gereklerine göre dönüşüm sağlaması ve daha da ilerleme kaydetmesi açısından son derece önemli olduğunu ifade edebilirim. Bu çerçevede e-ticarete girmek isteyen işletmelerimize sağlanan desteklerin önemli bir boyuta ulaştığını da söyleyebiliriz. Şöyle ki, burada bakanlığımızın önemli çalışmaları da bulunuyor. Bu çalışmalar sayesinde işletmelerimizin sağlanan desteklere daha kolay erişimini hedefliyoruz. Bakanlık olarak e-ticarete ilgi duyan ve bu alanda faaliyet göstermek isteyen tüm işletmelerimizin ücretsiz olarak yararlanabileceği e-ticaret Go.tr adresinden üzerinden elektronik ticaret bilgi platformunu biliyorsunuz geçtiğimiz yıl hizmete açtık. Platformda yer alan e-ticaret akademisi bölümünden işlerini dijital ortama taşıyarak e-ticaret yapmak isteyen işletmelerimize yönelik işte e-ticaret sitesi kurulumundan e-ihracat yapılmasına kadar pek çok konuyu içeren eğitim dokümanına e-ticaret konusundaki mevzuata, güncel haberlere, istatistiki bilgilere, raporlara, etkinliklere ulaşabiliyor. Bu raporu da, bu çok önemli bir rapor da, eğer yayınlandığı takdirde bu raporu da o platformumuza ekleyeceğiz. Bunu da ifade edebilirim. Oldukça önemli ve kıymetli bir rapor çünkü. Bu akademi açılışı üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen işletmelerimizden de büyük bir teveccüh gördü. Şu ana kadar eğitimlerden yararlanan kullanıcı sayısı 56 bini aşmış durumda. Yani bu temenni ediyoruz, bu rakamın 3 haneli seviyelere ulaşmasını bekliyoruz. Şu an için 56 bin seviyesinde ama dileriz bunun en kısa bir zamanda 100 binli rakamları, hatta 200 binlere ulaşmasını bekliyoruz. Bununla beraber bakanlığımız tarafından verilen 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır biçimde sunulması amacıyla
kolay destek Go.tr adresi üzerinden de destekler noktasında önemli bir bilgi kaynağı olarak faaliyet gösterdiğini söyleyebilirim. Yine işletmelerimizin dijital pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmalarını desteklemek amacıyla bakanlığımızca hazırlanan ve 27 Mayıs 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2573 sayılı biliyorsunuz pazara girişli dijital faaliyetlerin desteklenmesi hakkında karar var. Bu karar sayesinde özellikle sınır ötesi e-ticaret sitelerine üyelik giderleri 2020 yılı için %80, takip eden yıllarda %60 oranında destekleniyor. İşletmelerimiz e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL'ye kadar desteklenecek ve en fazla bu destekten 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl yararlanabilecek durumda. Yine geçtiğimiz yıl özellikle e-ticaret sektörü temsilcilerinin katılımlarıyla ve destekleriyle e-ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız kampanyasını bakanlık olarak başlatmış ve özellikle KOBİ'lerimizin e-ticaret faaliyetlerinin artırmasını hedeflemiştik. Kampanyadan 132.000 KOBİ yararlandı. Bunlardan 2410'u ilk kez e-ticaretle tanıştı. Bununla beraber çok kısa bir sürede 6481 kişiye ek istihdam sağlanmış durumda. Ben bu vesileyle kampanyaya katılan tüm sektörümüze de teşekkürlerimi ayrıca sunmak istiyorum. Önemli bir kampanyaydı çünkü. Öte yandan yani regülasyonlar boyutuyla da değerlendirme yapacak olursak kısaca şunu ifade edebilirim. Yani ülkemizde e-ticarete yönelik regülasyonları özellikle uluslararası normlara uygun hale getirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu itibarla biliyorsunuz ekonomik reform eylem planı yeni açıklanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni açıkladığı eylem planı kapsamında e-ticarete ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak ülkemizde e-ticaret mevzuatında düzenleme yapılmasına yönelik çalışmalarımız şu anda sürüyor. Bu da en kısa sürede hayata geçecek şeklinde özetleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Mehmet Bey çok teşekkürler paylaşımlarınız için. Ticaret Bakanlığımızın e-ticaretin arkasına kuvvetli bir motor koyduğunu bu desteklerle görüyoruz. Sadece finansal destekler, maddi katkılar değil, aynı zamanda çok önemli altını çizdiğiniz eğitim destekleri olduğunu görüyorum. Ben de e-ticarette nitelikli insan kaynağının, bilgi birikiminin çok önemli değerlerden biri olduğuna inanan birisi olarak desteklerin sadece maddi boyutta değil ama içerik ve bilgi boyutunda olduğunu da işitmekten memnuniyet duyuyorum. Tekrar teşekkür ederiz. Regülasyonlar konusunda da uluslararası dinamikleri yakından takip ettiğinizi belirttiniz. Bu e-ticarete yönelik destekleri, teşvikleri ve regülasyonlar konusunda söz almak isteyen başka panelistimiz var mıdır acaba? Ozan Acar mikrofonu açtığını görüyorum. Sözü sana verelim. Tabii aslında başkanımız güzel bir şekilde özetledi. Bakanlığımızın da destekleri var. Hazine Maliye Bakanlığı'nın da evde yapılan üretimin internetten satılması durumunda işte bir takım vergi muafiyetleri, işte esnaf muafiyetleri sağladığını biliyoruz. Hani bu kapsayıcılığı özellikle özendiren bir şey. Bir tarafta bu C2C sitelerde işte evde yani hani gidip de dışarıda profesyonel hayatta olmayan ev hanımlarının da mesela ekonomiye katılması için çok önemli bir destek programı. B2B pazar yerlerine destek var. Bu ihracatı arttırmak için çok önemli bir destek kalemi. İşte ihracat teşvikleri var, dijital reklam, marka tescil süreçleri gibi. Bunların hepsi son derece kıymetli. Sadece e-ticaretle ilgili değil de aslında Türkiye'de dijitalleşmeyle ilgili desteklerin artması gerektiğini düşünüyorum ben. TÜBİSAT'ın genel bütün faaliyet kolunu kapsayacak şekilde, üyelerini kapsayacak şekilde bunlara destek verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şirketler verilerini daha iyi işleyebildikçe, bunun için gerekli yetkinlikleri ve altyapıyı kurabildikçe sonuçta bu Türkiye ekonomisinin genelinde bir verimlilik artışını tetikliyor. Çünkü şirketlerin de her biri tekil olarak kendi sermayelerini, kendi kaynaklarını kullanmıyorlar. Sonuçta bu ülkenin kaynağını kullanıyorlar. Bu kaynakları da daha verimli kullanabilmek için şirketin hem bu verimliliğini hem de büyümesini arttırabilmesi için dijital teknolojiler son derece önemli. O yüzden hani özellikle KOBİ'lerin dijitalleşmesine verilmesi gereken daha çok miktarda destek olduğuna inanıyorum. Çünkü kendi haline bırakırsanız bu şirketler dijitalleşmeye o kadar sıcak bakmayabilirler. Çünkü biz biliyoruz ki hani bu yönde yapılan işlerin önemli bölümü de başarısızlıkla sonuçlanıyor. İşte o başarısızlık riskini almamak için
Şirketler de olduğu gibi yani geleneksel yöntemlerle işlerine devam etmeyi tercih edebilirler. Hani burada eğer bir pozitif dışsallık varsa dijitalleşmenin ortaya çıkartacağı, o pozitif dışsallık kamu desteğiyle, kamunun teşvikleriyle desteklenebilir diye düşünüyorum. Regülasyonlarla ilgili bir sorunuz oldu. Bizim zaten TOBE Ticaret Meclisi'nin kurulma amacı sonuçta kamu politikalarına bu özel sektörün bakış açısını doğrudan yansıtmak. O konuda Mehmet Bey de bizim toplantılarımıza sürekli katılıyor. Burak Bey de meclisin içinde, Sami Bey de, sizler de meclistesiniz. Biz sürekli kamuyla hani Türkiye'de bu e-ticaret mevzuat altyapısı nasıl daha elverişli hale getirilir, bunları konuşuyoruz. Ve hani bizi ilgilendiren konular da aslında Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı, KVKK, Rekabet Kurumu, BTK, bunların hepsiyle, bu kurumlarımızın hepsiyle işlerimiz var. Ama burada hani ben bir temel birkaç ilkeden bahsetmek istiyorum. Öyle birebir konulara girmeyeceğim ama burada hani bu alan yeni bir alan. Bu yeni alanı düzenlerken, buranın mevzuat altyapısını oluştururken bence ilk önce birinci ilkemizin şu olması gerekiyor. Birkaç hani olumsuz örnekten yola çıkarak sektörün genelini kısıtlamaya dönük işler yapmaktan kaçınmak gerekiyor. Mesela KVKK'da buna dönük şeyler, pratikler var. Başka ülkelerde de ufak veri ihlalleri oluyor mesela. O veri ihlalini ortadan kaldırmak için çok bağlayıcı, çok rigid düzenlemelerin gündeme gelmesi tartışılabiliyor. Halbuki bu alanda faaliyet gösterenlerin birçoğu kendi güvenlik altyapılarına ciddi yatırımlar yapıyorlar. İşte dışarıdan gelebilecek kamu kurumlarımızın yönlendirmesiyle ortaya çıkabilecek hani daha kısıtlayıcı uygulamalar sektöre faydadan çok zarar getirebilir diye düşünüyorum. Bir, bunu akılda tutmak lazım. İkincisi, burada hani tüm oyunculara eşit şekilde muamele edecek mevzuatların çıkması çok önemli. Hani burada yurt içi, yurt dışı, işte büyüklük, küçüğü, büyüğü, yani hepsine eşit şekilde rekabet edebilecekleri bir ortamın sağlanması son derece önemli. Üçüncüsü de hani bu konuşmanın en başında söylemiştim. Sektörümüz bebek değil ama işte gelişme aşamasında. Bu gelişme aşamasındaki sektörün de gelişimini yavaşlatacak politikaların tümünden bir uzak durmak gerekiyor. Bir hani bir soru işaretiyle yaklaşmak gerekiyor. Daha gelişmiş ülkelerde e-ticaretin daha yaygınlaşmış, büyümüş, daha böyle kalıplı hale geldiği ülkelerde yapılan düzenlemeleri hemen alıp hani yurt dışında varsa Türkiye'de de olsun diye yaklaşmamak gerekiyor. Ben hani genel itibariyle baktığımızda kamunun da bu bilinçte olduğunu görüyorum. Bizimle de istişare kanalları son derece açık. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Hani bir örnek vereceğim. Mesela dijitalleşmenin hani yaygınlaşmasından bahsediyoruz. Bunu eğer yaygınlaştırmak istiyorsak ucuzlatmamız gerekiyor. Hani dijitalleşmenin ucuzlatılması için de mesela kamusal yüklerin hafifletilmesi son derece önemli. İşte bugün baktığımızda internet bağlantısı üzerindeki vergi yükleri, dijital reklamlardaki yüksek vergiler, dijital hizmet vergisi gibi sadece bizim alanı doğrudan etkileyen bir takım vergiler var. İşte bu vergilerde de dünyadaki uygulamalara benzer seviyelere bizim gelmemiz gerekiyor ki hani Türkiye'den böyle büyük büyük şirketler çıkıp hani bölgesel aktör, küresel aktör haline gelebilsin deyip ben noktalayayım yolunda. Buyurun. Ozan, çok çok değerli mesajlar verdin. Teşekkürler. Bu kadar hızlı büyüyen bir sektörde birçok güzel uygulama varken ufak tefek kötü örnekler de olabiliyor. Ama bu kötü örnekler sebebiyle pire görüp yorgan yakmayalım diyorsun. Çok yerinde bir yorumla. Yurt dışındaki regülasyonları da anlayarak ve Türkiye'deki dinamikleri doğru şekilde sentezleyerek uygulamamız gerekiyor mesajlarını verdin. Bu konuya da sadece e-ticaret değil, daha büyük bir dijitalleşme perspektifinden bakalım diyorsun. Buna ben de çok yürekten inanıyorum. Bizim sektörümüze dair şöyle bir naçizane hayalim var. E-ticaret sektörü, birçok sektörü tabii omurgası olmuş durumda ama her yere yayılıyor ve transforme ediyor. E-ticaret yeterince büyüdüğünde biz başındaki E'yi atacağız ve buna sadece ticaret demeye başlayacağız. Dijitalleşme anahtar kelimesiyle ilgili de öyle bir naçizane öngörüm var. Şu an her işi nasıl dijitalleştirebiliriz diye bakıyoruz. Sadece araç ve süreçler değil de zihin yapısı olarak da böyle düşünüyoruz.
Ama bu sektörlerin tamamının dijitalleşmesiyle beraber dijital kelimesini de kullanmayacağız diye düşünüyorum. Çünkü her iş artık dijital hale dönüşecek. Bu noktada bütün aslında panelistlerin ortak görüşünün altını da çizerek bir sonraki soruma geçmek istiyorum. E-ticaretin büyümesinde en önemli etken son tüketiciye pozitif bir tecrübe yaratabilmek, bir memnuniyet yaratabilmek. Her şeyin anahtarı burada dediniz. Burada genel olarak mutabıkız diye de görüyorum. Peki tüketicinin bu kadar önemli ve merkezde olduğu bir durumda tüketiciye pozitif deneyimi daha iyi hale getirebilmek için neler yapabiliriz? Uçtan uca bir servisi nasıl sağlayabiliriz? Tüketicinin mutluluğunu ve refahını nasıl artabileceğine dair aslında raporda bazı faktörlere değindik. Ama sevgili Sami Güzel ve Mehmet Kayış'a yönlendirmek istiyorum. Bu konuda neler yapılabilir? Hangi noktalara dikkat edilmesi gerekebilir? Evet. Ben söz alayım isterseniz ya da Sami Bey siz... Peki, Mehmet Bey siz açtınız mikrofonu, sizinle başlayalım isterseniz. Tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi malumunuz olduğu üzere az önce Yomi Bey sizin de ifade ettiğiniz gibi küresel ekonominin hızlı dijitalleşmesiyle birlikte ülkemizde ve dünyada muhakkak en çok tercih edilen ticaret şekli e-ticaret olmaya başladı. Bunu görüyoruz. Zira tüm dünyada tüketicilerin evden çıkmalarına bile gerek kalmadan ihtiyaçlarını karşılayabileceği en hızlı ve pratik yol e-ticaret. Bugün insanlar e-ticaret sayesinde evlerinden bir çift ayakkabıyı satın alabiliyor, günlük gıda alışverişini yapabiliyor, akşam için yemek siparişi verebiliyor. Özellikle pandemide bunu Burak Bey de ifade etti. Çok belirgin bir şekilde görüyoruz. Yani alışkanlıklar, tüketici davranışları ve alışkanlıkları değişmiş durumda. Bunu çok net görüyoruz. Yine ülkemizde hızlı bir gelişim süreci yaşanan bu e-ticaretle hayatımızın her alanı etkileşim halinde. TÜİK'in, Ozan Bey konuşmanın panelin başında ifade etmişti. TÜİK'in yapmış olduğu bir anket var. Bu anket Hane Halkı Bilişim Teknoloji Araştırma Anketi. Yılda bir kez yayınlanıyor. Genellikle Ağustos aylarında. 2020 yılında da en son yapmış oldukları anketlere göre internetten alışveriş yapanların oranı önceki yıllara göre %36,5'luk bir artış göstermiş durumda. Bu ciddi bir oran. Yani internetten alışveriş yapanların sayısı bir hayli artış gösteriyor. Burada Rekabet Kurumu'nun da bir raporu var. Orada da buna yönelik anketler var. Orayı da incelenebileceğini ben değerli katılımcıların bilgilerine sunmak istiyorum. Şimdi e-ticarete yönelik farkındalığın artırılması ve bunun sürdürülebilir bir hal alması için öncelikle tüketicinin en önemli unsur biliyorsunuz güven algısının güçlendirilmesi. Şimdi yine bir yapılan bir ankete göre e-ticarete yapmamanız önündeki en önemli engeller ya da sorunlar neler olarak soruyorlar tüketicilere. Bir numara olarak güveni işaret ediyor tüketiciler. Yani güven sorunu, işte gelen bir ürünün farklı bir ürün çıkması veya sahte ürün çıkması gibi birçok faktör sıralayabiliyorlar. En önemli unsur güven olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu güven konusunda her ne kadar e-ticaretin günümüzde pek çok alanda olumlu katkılarına söz olsak da bazı olumsuz hadiselerden de söz etmek mümkün. Yani tabii ki bu olumsuz tek bir hadise üzerinden genelleme yapıp sektörün karalamak gibi bir durum söz konusu olmaz. Ancak bu hadiseler de kamuoyunda çok ciddi etki ve yankı yaratıyor. Dolayısıyla biz bu tüketicimizin güven algısını güçlü kılmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz güven damgası uygulamasını devreye almış bulunmaktayız. Güven damgası sağlayıcısı olarak TOB'un yürüttüğü bu güven damgası uygulaması sayesinde şu an için 45 e-ticaret sitesine bu güven damgasını verdi. Bu uygulamanın yaygınlaşmasına ilişkin çalışmalarımız sürüyor. Yani şu an için 45 ama hedefimiz ve beklentimiz bu yılın sonunda bunun yine 3 haneleri rakamlar seviyesine ulaşması. Yani burada eğer tüketiciler bu sitelerden alışveriş yapmaları halinde e-ticarete yönelik daha olumlu deneyimler yaşayacaklarını düşünüyorum. Yani orada çünkü bir takım standartlar ve kriterleri yerine getirdikten sonra bu güven damgası veriliyor sitelere. İşte sızma testi yapılıyor ve diğer pek çok güvenlik kriterinden geçiyor bu damgayı alana kadar. Ciddi de bir şeyi var, olumlu etkisi var. Dünyada da yaygınlıkla kullanılıyor. Yine bununla beraber bizim e-ticaret.gov.tr adresinden elbise kayıtlı site sorgulama modülünü biz devreye aldık.
Şimdi bu kayıtlı site sorgulama modülü nasıl çalışıyor? Bir sitenin AdWise kayıtlı olup olmadığını biz görebiliyoruz. Vatandaşlarımız görebiliyorlar. Yani bu site kayıtlı mı değil mi? Biliyorsunuz e-ticarette bildirim yükümlülükleri hakkında tebliğimiz gereği e-ticaret faaliyetine başlamadan önce veya başladılarsa bile en kısa zamanda AdWise kayıt olmakla yükümlüler e-ticaret siteleri. Dolayısıyla bu vatandaşlarımız buraya girip alışveriş yaptıkları e-ticaret sitenin kayıtlı olup olmadığını sorgulayabiliyorlar bu modül sayesinde. Yani tüketicilerimizin belirttiğim noktalara dikkat ederek e-ticarete yönelik deneyimlerini şekillendirmeleri halinde e-ticarete daha güvenle bakabileceklerini ve çekinmeden, sorun yaşamadan alışveriş yapabileceklerini söyleyebilirim. Ya yani, sorun yaşarlarsa biliyorsunuz tüketici hakem heyetinden tutun birçok haklarını arayabilecekleri, uyuşmazlıklarını çözebilecekleri mercilerimiz düzenlenmiş durumda. Fiziki ticarete nazaran e-ticarette hakları oldukça yaygın. Bunda 14 günlük cayma hakkından tutun, onları da ifade etmek istiyorum. Yani normal fiziki ticarete getirilen kurallardan daha sıkı bir kurallar da getirilmiş durumda e-ticarete. Bunu da ifade edebilirim. Dolayısıyla tüketicilerimizin dediğim şekilde yönelebileceklerini ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, çok teşekkürler. Ticaretin büyümesinde en önemli katalizörlerden bir tanesi güven dediniz. Güven damgası uygulamasından birçok regülasyon ve düzenlemeye kadar tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla bu araçları kullanarak e-ticaret alışverişlerine devam edebilirler mesajını da buradan vermiş olalım. Tabii Moda Nisa tüketici odaklı olarak muazzam başarı hikayelerinden bir tanesini yarattı Türkiye'de. Sami Güzel liderliğinde. Sevgili Sami, o gözle baktığımızda son tüketiciyi pozitif bir deneyim yaratmaya sürdürmek için nelere ihtiyacımız var? Sen nasıl görüyorsun? Çok teşekkür ederim güzel sözlerinden dolayı Yumi. Mehmet Bey de güzel anlattı. Ben biraz deneyimi ikiye ayırıyorum aslında. Bir tarafı hizmet, bir tarafı içerik gibi. Hizmet açısından aslında çok şanslı bir ülkedeyiz biz. Müthiş gelişmiş bankacılık sistemimiz var. Kredi kartı penetrasyonumuz yüksek vesaire. Aslında tüketici aksine hala güven sorunları yaşasalar bile Türkiye'de kredi kartınızdan bir problem yaşadığınız zaman bir e-ticaret sitesinde aynı gün çözebiliyorsunuz bankalar. Bu konuda çok gelişmiş kasları var. Fraud ve şarjback mekanizmaları çok yüksek. O yüzden taksit seçenekleri sunabilmek vesaire gibi ödeme yöntemleri arasında gelişmiş bir ülke Türkiye. Hatta birçok Avrupa ülkesinde olmadığı kadar yüksek kredi kartı seçenekleri sunabiliyor. Hizmet konusunda ya kargo müşteri hizmetlerine baksana Türkiye bir hizmet ülkesi ve uygun fiyatı hizmet ülkesi. Bunun da çok büyük avantajı var. Ülkenin en uzak noktasına 2 günde gidebiliyorsunuz ve çok uygun fiyatlara gidebiliyorsunuz. Müşteri hizmetleri biliyorsunuz devasa şehir merkezleri olan bir ülke Türkiye. O yüzden biraz aslında bunu yeni e-ticarete başlayacak ya da başlamış büyütmek isteyen arkadaşlar için söyleyeyim. Bu hizmet Türkiye'de iyi verilebilir, altyapıya sahip. Bunu sonuna kadar iyi vermek, müşteriye hizmet tarafında hiçbir sorun yaşatmamak gerekiyor. Hem müşteri hizmetleriyle, hem kargo gönderisi hızlı gönderiyle, hem iadeyle, hem de ödeme çeşitliliğiyle. Arzu ederlerse hepsi çok hızlı olabilir. Çünkü Türkiye bunların ülkesi. O yüzden orada bir sorun yaşamayacaklarını düşünüyorum. Diğer tarafı da içerik. Ben içeriğe de çok önem veriyorum. Deneyim artık içerik de. Bunu sosyal medya ve günümüzdeki davranış değişikliğinden de görüyoruz. Bizim de en iyi yaptığımız şeylerden bu. Bu yüzden bunu tavsiye edebilirim aslında tüm e-ticaret sahiplerine ya da bir yeni gelecek büyütmek isteyenlere. Tüketici bir örnek veriyorum. Çadır alacağı zaman aslında gidip sadece çadırdır, fiyatı şudur görmek istemiyor artık. Bu çadırla ilgili etrafında bir environment oluşmak gerekiyor. Bu blog yazıları olur, videolar olur, rehberlik içerikleri olur. Bazen sosyal medya fenomenlerle, influencer açıklamalar, detaylar, o deneyimin nasıl yaşandığına dair eksperisler, deneyimler olur. Bu tarafı çok geliştirmek gerekiyor. Stil önerileri vesaire. Kısacası gidip Selebant alır gibi bir işte çadır almak yerine o çadırla ilgili daha önce alanlar ne yaşamış, bununla ilgili diğer çadırların alternatifleri, videolar ne işte vesaire ya da outdoor, çadırcılık, kamplıkla ilgili başka hikayeler ne gibi bir aslında habitat oluşturabilirsiniz. Bir ekosistem kurmuş oluyorsunuz oraya.
Ve ekosistem bir sizi rekabette çok ayrıştırıcı bir yere geliyor. İkincisi çok sadık bir kitle oluşturmaya başlıyor. Artık uçtan uca bir deneyim oluyor. Bir sonraki doğayla ilgili bir şey yapacağında tekrar size geliyor. Çünkü bir ayrıştırıcılığım var. Siz o ekosistemi oluşturmuş bir kale haline getirmişsiniz. Deneyim biraz böyle tarifliyorum ben. En başından en sonuna. Daha biliyorsunuz zaten biz ticarete aslında şöyle bakıyoruz. Sadece satın almayla başlayan bir deneyim yok bize. Öncesinde defalarca o siteye girip okuyor, bakıyor. Bazı hatta sitelerde 17-18. Tıklamasından sonra almaya karar veriyor. Baştan önce ilk girdiği andan itibaren onu rehberliklerle çevreleyerek anlatıp deneyim sonra satın alıp sonrasında da iyi hizmet verdiğiniz zaman bu yolda herkesin başarılı olabileceğine inanıyorum aslında. Ya bunu yapıp başarısız olan dünyada hiçbir örnek görmedim ben. Sami çok moral dolu konuşuyorsun, pozitif mesajlar veriyorsun. Tüketici deneyimin daha kuvvetlendirebilmek için içerik kalitesi çok önemli dedik. Zaten kuvvetli olan lojistik altyapısını daha da iyileştirebiliriz dedik. Bir de aslında ödeme yöntemlerine de biraz dokundun. Türkiye'de artan çeşitlilikte bir yöntem olması. Benim de dikkatimi çeken belki ilginç bir konu, konvansiyonel oyunculardan bir tanesi, senetle satış yapan oyunculardan bir tanesi büyük e-ticaret hacmini senetle yapmaya devam eden yeni modeller üretiyor. Türkiye olarak çok yaratıcı e-ticaret yöntemleri de yaratabiliyoruz. Belki dünyada ilkleri de yaratabiliyoruz. Bir yandan sizlerle konuşurken basın mensuplarından ve sevgili konuklarımızdan sorular çokça geliyor. Ben size son sorumu sorayım. Ondan sonra diğer soruları da alacak bir vaktimiz kalsın. Şimdi e-ticaretin hızla büyüdüğü, ülkemiz için bir lokomotif sektör haline geldiğini birçok defa vurguladık. Büyüme çok yüksek, azalsa bile büyüme devam edecek dedik. Burada tabii en önemli konu galiba gündeme sürdürülebilirlik konusu geliyor. Hem ekonomik dinamikler açısından hem de daha geniş spektrumda sürdürülebilirlik anlamında. Burada buna dair neler yapabiliriz? E-ticaret ekosisteminin belki bileşenleri açısından, ilgili parçalar açısından da konuya bakacak olursak bu büyümeyi, bu sürdürmeyi, büyümenin sürdürülebilirliğini nasıl sağlarız? Mehmet Bey, sizle başlayalım isterseniz. Sonra Ozan, senden de görüş rica edeceğim. Tabii. Şimdi şöyle, Etbis, yine Etbis verilerimize göre biliyorsunuz e-ticaretin genel ticaret içerisindeki payının ülkemizde 2019 yılında %9,8 iken 2020 yılında önemli bir yükseliş göstererek %15,7 olarak gerçekleşmiş durumda. Şimdi bunu küresel bazda baktığımızda gelişmiş ülkelerde %12,3 olduğunu görüyoruz. Şimdi bu oran bize ülkemizin tüketicisinden üreticisine, pazar yerinden kargo ve lojistik hizmetlerine kadar e-ticarete ne kadar büyük bir hızla uyum sağlamaya devam ettiğini gösteriyor. E-ticarette yaşanan bu dönüşüm biliyorsunuz pazarlama, lojistik, depolama gibi e-ticaretle ilişkili pek çok faaliyet alanını etkiliyor. Burada gerçekleşen dönüşüm sayesinde e-ticaretin gayri safi yurt dışı hasıladaki payı da artıyor. Bununla beraber yeni istihdam imkanlarını da meydana getirdiğini söylemem gerekiyor. Az önce açıklanan raporda da gayri safi yurt dışı hasıla ve istihdamda yaşanan bu olumlu etki göze çarpıyor. Bunu çok net raporda yer verilmiş durumda. Bunu görebiliyoruz. Şimdi burada kargo ve lojistik sektörüne ayrı bir parantez açmak gerektiğini düşünüyorum. Bilhassa bu sektörümüz e-ticaretten ne kadar en çok etkilenen sektör olarak karşımıza çıktığını biz bir kere ifade etmem gerekiyor. Bunun en somut örneği ülkemizde 2020 yılında gerçekleşen gönderilerin %60'ını e-ticaret gönderilerinin oluşturulmasıdır. Şimdi burada etkileşim beraber de kargo ve lojistik sektöründe yatırım ve istihdamın artmasına neden oluyor. Kargo sektöründen elde ettiğimiz verilere göre yakın tarihli bir veri bu. 10 bin noktada hizmet veriliyor ve 180 bin çalışan bulunuyor. Bu önemli bir sayı. Bazı pazar yerleri biliyorsunuz kendi kargo ve lojistik ağını da kurmuş durumda. Bunun yasal altyapısı da şu anda oluşuyor. Bunun yanında sektöre yeni oyuncular da dahil oluyor. Burada şunu da ayrıca söylemek gerekiyor. Yani coğrafi konumumuz sayesinde lojistik açıdan oldukça önemli avantajımız olduğunu da ifade etmek mümkün. Çok kıymetli bir yerdeyiz. Özellikle salgın sonrası yeni dönemde, yeni ekonomik düzende Avrupa'nın en önemli tedarik merkezi olmamızın
mümkün olabileceğini düşünüyorum. Bu şahsi kanaatim bu yönde. Bu noktada biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Ekim ayında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yurt dışı lojistik merkezlerin desteklenmesi hakkında karardan kısaca bahsetmek istiyorum. Bu karar uyarınca işbirliği kuruluşlarının yurt dışı lojistik merkezlerinin faaliyete geçirilmesine yönelik gerçekleştirecekleri kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderlerinin 5 milyon dolar, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri, yine bunlar 3 milyon dolara kadar, danışmanlık hizmetleri, istihdam harcamaları yıllık 700 bin dolar olarak desteklenecek. Bu merkezlerde yer alacak kullanıcıların gümrükleme, envanter yönetimi, depolama gibi lojistik giderleri için ise yıllık 100 bin dolar destek sağlanacak. Şimdi başarılı bir e-ticaret sitesinin temelini biliyorsunuz rekabetçi fiyatların yanı sıra etkin bir lojistik hizmeti sunulmasını da oluşturduğuna vurgu yapmak gerekiyor. Yurt dışı lojistik merkezleri küresel ticarette payı hızla artan e-ticaret girişimlerinin lojistik imkan ve kabiliyetlerini artıracak. Başarılı birer yatırıma dönüşmesine de önemli bir rol oynayacak bu lojistik ticaret merkezleri. Bu açıdan dijitalleştirilmiş çözümlerle aynı zamanda ülkemizin e-ihracatının güçlendirilip geliştirilmesinde ve hızlandırılmasında önemli bir rol oynayacağını ifade edebilirim. Bu kapsamda e-ticaret sektörünü oluşturan tüm oyuncuları birlikte değerlendirecek olursam kısaca, sektördeki tüm olumlu gelişmelerin birbirini tetiklediğini de söyleyebilirim. Deyim yerindeyse tam bir win-win durumu söz konusu burada. Tüm oyuncuların e-ticaretin gelişimini sürdürebilir olması noktasında birlikte hareket etmesinin büyük bir önem arz ettiğini de ifade etmek istiyorum. Ben sözü herhalde Ozan Bey alacak. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ozan, mikrofon sende. Çok teşekkürler. Ya tabii Yomi, şimdi işin makro tarafı önemli. Pandemiyi norm kabul etmemek lazım. Şimdi Türkiye'de ekonomik aktivite tabii yavaşlarken, şimdi son dönem büyüme rakamlarımız filan yüksek ama hani istihdamda, ekonomik aktivitede genel itibariyle bir yavaşlık gözlenirken e-ticaret tarafı büyüdü. Hani dijital iş modelleri büyüdü. Ama bu dönem geçici. Yani bizim uzun dönemde bu sektörün sağlıklı büyümesi için, büyümesini sürdürebilmesi için Türkiye ekonomisinin güçlü bir şekilde büyümeye devam etmesi, kalkınmaya devam etmesi, orta sınıfın zenginleşmesini sürdürmesi gerekiyor. Dolayısıyla e-ticaretin sürdürülebilirliği ülkemizdeki ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğinden de çok ayrı değil. Şimdi bu noktada bir yapısal reform gündemi var. İşte Türkiye'de kalkınma planlarımızda da geçiyor, orta vadeli programlarda da geçiyor. En son Hazine Maliye Bakanlığımızın yayınladığı ekonomi reform paketinde de birçok önlem sıralanmış vaziyette. İşte eğitim, yargı, altyapı, finansmana erişim, Ar-Ge, yenilik gibi birçok politika başlığı var. Yani Türkiye'nin hani kendi kalkınma modelini, kendi kalkınma stratejisini uygulaması gerekiyor. Yani Türkiye ekonomisinin geneli iyi olursa e-ticaret sektörü de iyi olacak. Bir kere onu net bir şekilde ortaya koymak lazım. İkincisi, tabii e-ticaret özelinde de bakacak olursak, hatta oraya geçmeden önce hani dünyada nasıl tartışılıyor? Hani bu kalkınma retoriği gündeminde neler var diye baktığınızda üç temel kavram öne çıkıyor. Birincisi kapsayıcı olmak gerekiyor. Dünya Bankası işi böyle alıyor, ele alıyor. İkincisi, yeşil olması gerekiyor. Çevreye duyarlı olmak çok önemli. Üçüncüsü de dijital. Şimdi bu üçünün altını doğru bir şekilde dolduran ülkeler hani daha sürdürülebilir kalkınma patikasına oturacak olan ülkeler. Bizim dijitali ayrı bir başlık olarak ele almışlar ama bizim hem kapsayıcılık hem de yeşil tarafında e-ticaretin vaat edebileceği çok şey var. Kapsayıcılığı zaten baştan beri konuştuk. İşte kadınlar, küçük illerdeki esnaf KOBİ'nin pazara erişim imkanı, işte tüketicilerin bütün hepsinin ilçede olsun, büyük metropolde kalabalık bir yerde oturuyorsun, aynı ürün imkanına ulaşması, işte financial inclusion, finansal kapsayıcılığın arttırılması gibi gibi kapsayıcılık tarafına yaptığımız çok katkı var. Yeşil tarafa da yapabileceğimiz çok katkılar var. Bugün hani bu ürünler eğer şeyse raporda da vardı. Sonuçta hani tekil ürünleri almak için bireylerin belli bir mesafeyi kat edip ürünü alıp yeniden dönmesindense ürünlerin toplu bir şekilde hareketlendirilmesi ve son kilometre lojistiğinde sağlanacak olan faydalar doğrudan sürdürülebilirliğe katkı yapabilir. Tabii bunun için mevzuat çalışmaları da gerekiyor.
ve kent altyapısının da aslında buna uygun düzenlenmesi gerekiyor. OECD'de mesela son dönemde en çok tartışılan konulardan bir tanesi o. Madem e-ticaret bu kadar büyüyor, acaba kentlerin altyapısı buna göre nasıl dönüştürülmeli? Belki işte o market, yemek hizmeti sağlayan kurye motorlar var. Hani onların trafikte böyle yoğun trafik arasında dolaşması mı, yoksa onlara yollarda ayrı bir lane açılması mı? Hani gibi konular tartışılıyor. Türkiye'de de bu konular önümüzdeki dönemde gündemde olacak. Mehmet Bey vurguladı. Bu lojistik tarafta bir kapasite kısıtı var gibi gözüküyor. Hani o kapasite kısıtının aşılması için alternatif taşıma yöntemlerine müsaade edilmesi son derece önemli. Ulaştırma Altyapı Bakanlığımız son dönemde bir yönetmelik değişikliğiyle bu alanda bir yenilik yaptı. O kapsamda da hani yeni oyuncular, esnaf kuryeler bu sisteme daha rahat dahil olabilecekler gibi gözüküyor. O son derece önemli. Eğitim başlığı çok kıymetli. 250 bin esnaf KOBİ'den bahsediyoruz. Şimdi bu 250 bin esnaf KOBİ'nin e-ticareti doğru bir şekilde yapabilmesi için bir kere doğru insanlarla çalışmaları gerekiyor. Hani normal bir satış elemanı, tezgahın arkasında satış yapan bir insanın e-ticaret operasyonunu bir günden ötekine devralması ve yürütmesi çok mümkün değil. Dolayısıyla burada da özelleşmiş becerilere sahip olan insan kaynağına ihtiyacımız var. İşte Çalışma Bakanlığımız yeni meslekler diye bir başlık açtı. Yeni mesleklerin içinde e-ticaret de var. Bizim e-ticaret meclisi olarak yapacağımız bazı projeler olacak. Hani esnafta, KOBİ'de çalışabilecek, onların e-ticaret operasyonunu verimli bir şekilde yürütebilecek insan kaynağı yetiştirilebilir diye düşünüyoruz. Bu çok önemli. Bir diğer konu da şu. Tabii Türkiye'de hani büyüyeceğiz. Daha da büyüyecek. Esnaf KOBİ buradaki satışlarını arttıracak. Toplam ticaret içindeki payımız da büyüyecek ama bizim asıl bakmamız gereken yer, Mehmet Bey'in de vurguladığı gibi, Avrupa Birliği başta olmak üzere bölge. Hani biz bu dijital araçları, dijital yetkinliğimizi arttırarak, üretim kabiliyetlerimizle birleştirip bu imkanı ne kadar çok e-ihracat gelirine dönüştürebilirsek, döviz girdisine çevirebilirsek, sürdürülebilirliğin asıl bacağı bence orası olacak. Hani bu sektörün tempolu bir şekilde büyüyebilmesi için iç pazardan sonra, iç pazarda özellikle doygunluğa ulaştıktan sonra yurt dışında da bir varlık göstermesi gerekiyor, ciddi bir varlık göstermesi gerekiyor. Zaten bu oyuncular da, mevcut oyuncular da bunun farkında. Herkesin dışarıya doğru açılmak için belli planları var. İşte Türkiye'ye daha fazla döviz geliri, aynı miktarda ürünü satarak daha fazla döviz girdisi kazandırmanın anahtarı e-ihracat. O da sürdürülebilirlik için kritik. Çok teşekkürler. Ozan, çok teşekkürler. Bu e-ticaretteki büyümeyi sürdürmek için birçok çarkın aynı anda, aynı güçle, adeta bir orkestra gibi çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Biz paydaşlara da burada önemli görevler düşüyor diye düşünüyorum. Büyümenin kaçınılmaz olarak anahtarı da sınırlarımızın dışına taşımaktan geçecek. Gerek e-ihracat, gerekse kendi platformlarımızın yurt dışında daha yaygınlaşması gibi düşünebiliriz. Çok teşekkürler. Bizler konuşurken tabii sevgili basın mensuplarından birçok soru geldi. Soruların bir kısmı doğrudan siz panelistlerimize yönelik, bir kısmı ise rapora ve rapordaki içeriklere yönelik sorular var. Dilerseniz şöyle yapalım. TÜBİSAT Başkanımız Levent Kızıltan'ı ve Deloitte'den Hakan Gül'ü de soruları yanıtlamak üzere aramıza davet edelim. Belki bir 15-20 saniyelik bir ara verip koordinasyonu sağlayıp tekrar basın mensuplarının sorularını yanıtlamak üzere buluşalım. We'll be right back.
goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we... Evet, tekrar merhabalar. Daha geniş katılımlı bir grupla bir aradayız. Gelen sorulara olabildiğince araçtan yanıt vermeye gayret edeceğiz. Soruların bir kısmı biraz önceki Hakan Bey'in sunumuna yönelik, rapora yönelik sorular var. Bir kısmı sektör dinamiklerine yönelik, sektör oyuncularına yönelik sorular var. Zamanımız yettiğince yansıtmaya gayret ediyorum. İzninizle ilk sorudan başlayalım. Anadolu Ajansı'ndan Eda Topçu'nun bir sorusu var. Farklı yaş gruplarından tüketicilerin salgın sürecinde e-ticareti deneyimlediğini söylediniz diyor Eda Hanım. Birinci sorum, bu yaş aralığındaki ilgi çekici gerçekleşme en fazla hangi yaş aralığında oldu? Detay kırımları varsa verebilir misiniz diyor. İkinci sorusu da, bu yeni katılımcıların oransal bazda yaklaşık ne kadarının e-ticaret sadık müşterisi olmasını bekliyorsunuz diye bir öngörü sorusu da var. Burada Deloitte'dan Hakan Bey'e ben ilk mikrofonu vermek istiyorum. Kırılımlara dair eğer böyle bir veri varsa paylaşacaktır. Söz sizde. Tabii ki. Çok teşekkürler. Şöyle söyleyebiliriz. İki perspektifte inceledik. Bir kere gençler domine ediyor. Hatırlarsanız ayda bir ve daha sık alışveriş yapan tüketicilerin oranlarına bakmıştık. 18-25 arası, yaş arası tüketicilere baktığımız zaman pandemi öncesinde ayda bir ve daha çok alışveriş yapan tüketici oranı %50 iken pandemi döneminde bunun %60'a çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla %10'luk bir artış söz konusu diye düşünebiliriz. Gençler domine ediyor. Ancak ilginç bir tespit daha var. 40 yaş üstüne de baktık. 40 yaş üstünde ayda bir ve daha çok alışveriş yapan tüketiciler pandemi öncesinde %42 iken pandemi döneminde de %46'ya çıkmış. Burada da gençler kadar olmasa da iyi bir artıştan da bahsedebiliriz. Aslında zaten toplumun tüm kesimlerinde bu artışın olduğundan bahsetmiştik. Bir miktar daha gençlerin, belki de Ozan Bey'in de bahsettiği gibi dijital yatkınlığı fazla olduğu için daha fazla bu imkanlardan faydalandığını görüyoruz. Kısaca ikinci tarafa da, ikinci soruya da görüşümü bildirebilirim. Aslında Burak Bey de panel esnasında da dile getirmişti. Gerçekten eskiye dönmeyeceğiz. Yani öyle bir soru her zaman geliyor. Tabii ne kadarının kalıcı olacağını bilmiyoruz. Ancak bahsettiğimiz gibi kolaylık ve seçenek çok çok önemli tüketiciler için ve bunu deneyimleyen, e-ticarette aldığı hizmetten mutlu olan çok çok ciddi bir tüketici kitlesi var. Dolayısıyla neden eskiye dönsün diye sormak belki daha doğru olur. Ben büyük oranının kalıcı olacağını düşünüyorum, açık söylemek gerekirse. Tabii şu anda rakamsal bir yanıt yok ama belki şey diye düşünebiliriz, bir yükseliş içindeydik, bir kırılma oldu, yukarıya doğru kaydık ve o kırılmadan itibaren yükseliş devam edecek diye düşünüyorum. Hakan Bey, çok çok teşekkürler. En merak edilen sorulardan bir tanesi aslında bu kalıcılık kısmı, ne kadar kalıcı olacak? Pandemi döneminde Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı, İsviçre Ticaret Odası ve İmeon İşbirliği de biz bir global araştırma yaptık bu kalıcılığa dair. Ve burada yaratılan ek ticaret artışının yaklaşık %65'inin kalıcı olabileceğine dair bir takım anket sonuçları, öngörüler ortaya çıktı. Bizim açımızdan ilginç olan şey, kalıcılığın en yüksek olduğu ülkeler arasında Türkiye ve Çin'in önde geleceğiydi. Bu da ülkemizin bu konuda e-ticareti büyümesinin devam etmesi konusunda bence kuvvetli olduğunu gösteriyor. Sevgili panelistlerden, bu büyümenin kalıcılığına dair yorum yapmak isteyen biri var mı? Mikrofon almak isteyen, belki onlara da söz verebiliriz. Bir öngörü sorusu olduğunu da düşünüyorum çünkü. Yobi Bey, ben kısa bir yaş grupluğuyla ilgili soruya şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Hani o rapordan da yararlanabilirler. Rekabet Kurumu'nun yeni açıkladığı bir rapor var. E-pazar yerlerinin özelinde bir rapor. Bu raporda yaşa göre tüketicilerin özellikle e-pazar yerlerinden alışveriş yapma sıklığına ilişkin tüketici anketi var. Buna göre 18-24'te 1,06, 25-34'te 1,42, 35-44'te 1,28, 45 ve üzeri yaş gruplarında 1,30'luk söz konusu. Detaylı bilgileri işaret ettiğim rapordan da inceleyebilirler. Teşekkür ediyorum. Evet Bey, çok teşekkürler. Çok
isabetli yanıtlar da verdik. Daha Topçu Anadolu Ajansı'ndan ümit ediyorum tatminkar bir yanıt verebilmişizdir. Levent Bey, mikrofonunuz açık. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu kalıcılık öngörüsüne dair? Uzmanları konuştu Yomi. Onların değerlendirmeleri kuşkusuz çok önemli. Peki, teşekkürler. O zaman diğer soruyla devam ediyorum. Dünya Gazetesi'nden Selena Yağcı'yı görüyorum. Kendisi Türkiye'de e-ticaretin analizlerini en yakından takip eden, dünya ile kıyaslamaları da yapan çok hakim gazetecilerden bir tanesi. Hakimiyeti gelip birkaç soru sormuş. Ben bir derleyerek size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle perakende içindeki paylar düşündüğünde Türkiye ile bu raporda dünya ile kıyaslamadınız mı diye hafif bir serzenişte bulunmuş Selena Hanım. Güzel bir öneri olabilir belki bazı benchmarkları dünya ile kıyaslamak açısından. Olgun pazarlara değindiniz. Hangi ülkeler var? Bunun bir sıralaması var mı diyor. Türkiye'nin olgun pazarlar arasına girmesini de yorumlayabilir miyiz diyor. Ve son olarak da Selena Hanım, e-ticaretin perakendeki payı %15'lere geldi. 2019'da Amerika'da %15'ti. 2020'de acaba gelişmiş pazar Amerika, Almanya, İngiltere'de paylar ne oldu? Paylaşabilecek bir verimiz var mı diye çok içerikli sorular geldi. Kim yanıtlamak ister acaba bunu? Hakan Bey, mikrofon açık, hemen yine sizden devam edelim. Tabii ben hemen bazı oluşturayım, mutlaka eklemeler olacaktır. Şöyle, olgun pazarlara bakarken biz internet penetrasyonuna baktık. Bir de gayri safi yurt içi hasıla içindeki e-ticareti payına baktık. Biliyorsunuz o internet penetrasyon açısından Türkiye %80'lere yaklaştı tüketici nezdinde. Ve olgun pazarlar sıralaması da şöyle söyleyebiliriz. Çin, İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa, Japonya, İspanya ve Polonya diye sıralanıyor olgun pazarlar. Türkiye'de o bahsettiğimiz birinci kadrandan dördüncü kadrana doğru yaklaştı bu anlamda. Ben şöyle bir istatistikle paylaşmak isterim. Raporumuzda da detayı var. Bir taraftan perakende içindeki pay önemli olmakla birlikte, diğer taraftan OECD'nin yaptığı bir analize göre çevrim içi alışveriş özelliğine sahip perakende işletmelerinin toplam perakende işletmelerin içindeki oranına bakmak da önemli diye düşünüyorum. Tabii ki ekosistemde anlattığımız gibi satıcılar birçok kanalla tüketicilere ulaşıyorlar. Konuştuğumuz gibi hem e-pazar yerleri önemli, hem kendi web siteleri, mobil uygulamalar önemli. Şimdi bu orana baktığımız zaman AB ortalamasında %36. Yani her 10 perakendecinin 3.6'sının kendi web sitesi var ve yani buradan da e-ticaret yapıyor. Türkiye'deki bu ortalama %10. Yani her 10 perakendecinin bir tanesinin e-ticaret sitesi var diye görüyoruz. Bu gerçek anlamda bir potansiyelle işaret ediyor diye düşünüyorum. Hem kanal çeşitliliği hem de tüketiciye olan hakimiyet açısından. Bu internet penetrasyonunun yanında perakendedeki paya da tabii ki Selena Hanım'ın sorusu vardı. Burada Euromonitor'un verilerine global ölçekte bakacak olursak, biliyorsunuz Çin'de %30'un üzerinde. Yani perakendenin içinden aldığı, e-ticaretin perakendenin içinde aldığı pay %30'dan fazla. İngiltere'de %25.2, işte Hollanda %18.4, AB'de %15, %20 arasında diye görüyoruz. Yani ciddi anlamda hem perakende pastası büyüyor global ölçekte, hem de e-ticaretin perakenden aldığı pay kanal olarak büyüyor diye söyleyebilirim. Evet, gelişmiş ülkeler ve Türkiye kıyaslamasında geçmişte olan o aralık aslında gitgide daralıyor belki, değil mi? E-ticaretin büyümesiyle beraber Türkiye gelişmiş ülkelerin e-ticaret rakamlarına arayı kapatmaya gitgide az zaman kaldı diyebiliriz. Buna dair yorum yapmak isteyen, eklemek isteyen Burak Ertaş'ın mikrofonu açtığını görüyorum. Gülüyorum. Ben sadece bir rakamı da paylaşmak istiyorum. Evet. Şimdi Letbis raporumuzda %9.8'den bu oran %15.7'ye yıl bazında, 2020 yılı bazında çıktı, evet. Ama o raporda güzel bir başka tespit var. Kasım ayına bakarsak, Kasım 2020'ye o oran maksimum yapıyor 2020'nin en üst noktasına ulaşıyor. O da %19. Yani son aylara doğru aslında tabii artarak giden bir grafik olduğu için bunun artmaya devam ettiğini de görüyoruz. Yani tabii şimdi pandemi dinamiklerini, işte pandeminin biraz daha sakinleşmesi, sona ermesiyle ne olacak bakacağız ama yani %19 gibi bir rakam da Kasım'da görüyoruz. Bunu da bir paylaşmak istedim. Burak, çok teşekkürler.
Dünya Gazetesi'nden Selena Yağcı'nın sorularını yanıtlamaya gayret ettik. Kendisi hakim olduğundan tabii zor sorular sordu ama bence burada hep beraber kolektif olarak yanıtlamayı da başardık diye düşünüyorum. Selena Hanım umarım... Çok pardon. Mehmet Bey kusura bakmayın. Siz buyurun lütfen. Şöyle çok kısa şu perakende içindeki paya güncel dünyada yaygınlıkla kabul gören veri toplama sitesinin yeni yayınladığı orana göre de bu oran %18 olarak gerçekleşmiş durumda. Yani 2020 yılında e-ticareti toplam perakende içerisindeki payı %18. Dolayısıyla bizim de bu orana gittikçe yakınlaştığımızı söyleyebilirim. Belli mi olur önümüzdeki yıl inşallah tekrar yeni raporumuzda buluşursak arayı kapatmış geçmiş bile olabiliriz. Bu yıl çok çalışmamız lazım sevgili dostlar, paydaşlar. Mehmet Bey katkınız için teşekkürler size de. Devam ediyorum, basın mensuplarının soruları geliyor. Hepsini yanıtlayamasak da bazı ortak soruları en azından yansıtmaya çalışacağım. BT Haber'den Ayhan Sevgi'nin iki sorusunu görüyorum. Pandemi sonrası e-ticaretin gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Normalleşme süreçleri hızlandığında e-ticarette bir azalma bekliyor musunuz diye ilk sorusu var. Aslında bunu epeyce yanıtladık diye düşünüyorum. E-ticarette en azından panelistlerimiz bir azalma beklemiyor normalleşmeyle beraber. Hızını korumasını bekliyoruz. Ayhan Sevgi'nin diğer sorusu, getiri saymazsak Türkiye ticaret pazarının büyük oyuncularına baktığımızda yine yabancı oyuncular ya da yerel olarak kurulup yabancılar tarafından satın alınan siteler ön plana çıkıyor. Kısacası bu siteler bizim ürünlerimizi yine bize satıyorlar. Yerel oyuncuların daha fazla ortaya çıkması, hatta bu sitelerin yurt dışına açılması olarak neler yapılabilir diye Ayhan Sevgi'nin bir sorusu var bu noktada. E-ticaretin bu kadar küreselleştiği ve iç içe geçtiği bir noktada ülke bazlı modeller ne kadar ölçeklenebilir? Tabii ki bir tartışma konusu. Fakat bir yandan da ülkemizdeki girişimleri desteklemek, platformları desteklemek de önemli bir denge diye düşünüyorum. Burada belki görüş paylaşmak isteyen ben var mıdır? Birkaç bir şey söyleyebilirim. Bir kere hani bu alanın sağlıklı gelişebilmesi için yurt dışından sermaye çekmesi ve sermaye ile birlikte de know-how çekmesi, hani o stratejik yatırım dediğimiz, bu işleri yapan büyük şirketlerin hani parçası olmak, onların paydaşı olmak, bu son derece kıymetli. Tabii burada bu yatırımları çekebilecek nitelikte, dünya ölçeğinde, dünya standardında rüştünü ispatlamış, iş modelini doğrulamış, kurucu ekibiyle insanlara güven vermiş, yatırımcılara güven vermiş şirketlerimizin de sayısını arttırmamız muhakkak ki şart. Hani burada asla bir durağanlığa da müsaade etmemek gerekiyor. Hani belli oyuncular geldi, Türkiye'deler, artık sadece bu oyuncularla bu iş götürülecek gibi bir durumun ortaya çıkmaması da gerekiyor. O piyasa dinamizmini muhafaza etmemiz son derece önemli. Bunu muhafaza etmek için de işte Türkiye'den iyi girişimci çıkması lazım. Zaten bugün hani İyi yatırım alan, işte doğru yatırım işbirlikleri, yatırım ilişkileri geliştiren dijital şirketlere bakacak olursanız hepsinin arkasında çok başarılı girişimciler var. Şimdi bu tarz insanların işlerini kurup büyütebilecekleri bir ekosistemi eğer oluşturabilirsek doğrudan yabancı uluslararası yatırımları da bu alana arttırmamız son derece kıymetli. Çünkü bu alana gelen kaynak yine bu ülkeye yatırılıyor. Şimdi o kaynak geldiği zaman işte bir pazar yeri platform için konuşuyorsak yine esnafın, KOBİ'nin bu işleri daha doğru, daha iyi yapabilmesi için harcanıyor. İşte ulaştırma altyapısına, lojistik altyapıya harcanıyor ki yine müşteri memnuniyeti artsın diye. Hani bizim öğrenme sürecimizi, kendimizi geliştirme sürecimizi de zaten iyileştiren şeyler. Zaten uluslararası doğrudan yabancı yatırım literatürüne de bakarsanız bu yatırımların para olarak değerinden çok spillover etkisi önemli. Değil mi? Hani buraya eğer geliyorsa geldiği gibi belli bir know-how, bir kültür, iş yapma biçimini de getiriyor. Dolayısıyla biz de bunu öğreniyoruz. Hakan Bey biraz önce bahsetti. Bazı olgun ülkeler var bu alanda. Değil mi? Bu olgun ülkeler bizden biraz daha öndeler.
Daha belli yolları onlar yürümüşler. Belli insanlar da orada belli birikimi elde etmişler. İşte bu yatırımlarla birlikte o birikim de bizim ülkemize gelmiş oluyor. Bunu çoklaştırmamız lazım diye düşünüyorum. Ozan, çok çok teşekkürler kattığın perspektif için. Diğer sorulara göz gezdiriyorum. Burada Kobi Efor dergisinden Kader Karaçay Yılmaz'ın bir sorusu var. TÜBİSA'da yönelik bir soru. E-ticarette iller arasında dijital uçurum ciddi bir sorun demiş. TÜBİSAD olarak bu alanda farkındalık oluşturmak veya altyapıda eksiklikleri gidermek adına bir çalışma planlıyor musunuz diye bir sorumuz var. TÜBİSAD yönetim kurulu üyeleri panelistlerimiz arasında var ama sanırım ilk söz başkana düşer. Levent Başkanım, bu konuda TÜBİSAD'ın belki neler yapmayı planladığını, hatta yaptığından bahsetmek ister misiniz? Yomi, teşekkür ederim. Demin Mehmet Bey ile sözü paylaşırken ben araya sizin güç birliğinize bir katkıda bulunmak istemiştim. Ama bu vesileyle en azından orada iletemediğim notu bu vesileyle iletmiş olayım. Şimdi dünya e-ticaret pazarına bakarken ve bugün Türkiye'de e-ticaretle ilgili verileri incelerken hepimizin gözünün önünden aslında tüketiciye yönelik pazar geçiyor. Yani perakende pazarı geçiyor. Oysa ki e-ticaret dediğimiz zaman dünyadaki tüm verileri de düşündüğümüzde perakendenin dışındaki B2B olan ticareti de göz ardı etmemek lazım. Bu açılardan bakıldığında da pazar yerlerinin değerlendirmelerinde bir taraftan Ayhan Sevgi'nin sormuş olduğu soruda olduğu gibi yabancı sermayenin gelip burada yerli ürünleri yerli pazara, yerel pazara satması gibi bir söz konusu olduğu gibi diğer taraftan şöyle bir gerçeği de unutmamak lazım. Bugün Çin'in az önce Hakan Bey'in vermiş olduğu rakamlarla %30'luk pazar payına ulaşmasındaki en büyük temel etkenlerden bir tanesi kendi üretici firmalarının ürünlerini ve hizmetlerini yurt dışına açabilecek platformlara da sahip olması ve bunların üzerindeki ticaret hacminin getirmiş olduğu yer. Dolayısıyla biz ister yabancı kaynaklı sermaye ile gelişmiş olsun, ister Türkiye'deki kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz pazar yerleri olsun, Türkiye'deki üreticilerimizi de B2B pazar yerlerinin içerisine çekerek ve burada da ihracatın gelişimine aracılık ederek çok farklı noktalara gidebiliriz diye düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla e-ticareti sadece perakende e-ticaret olarak düşünmeyelim. Önümüzdeki dönemde bunun yanında B2B etkilerini de mutlaka düşünerek devam edelim demek isterim. Şimdi diğer soruya geçecek olursak eğer, orada aslında bu görmüş olduğumuz haritanın 3 tane temel faktörü olduğunu göz ardı etmemek lazım. Bunlardan bir tanesi soruda da çok güzel bir şekilde kullanılmış olan ve yıllar sonra karşımıza çıkan, aslında internet penetrasyonunun ilk yıllarında değerlendiğini, dijital uçurum konusu. Dijital uçurum konusu nasıl bir zamanlar internet konusunda karşımızda duruyor idiyse bugün etkileri azalmış olmakla beraber hala karşımızda teknolojinin yaygınlığı açısından, internetin kullanımı ve dolayısıyla aslında e-ticarete olan katkıları açısından da karşımızda aradaki mesafe daralmış olmakla beraber hala durmakta. Bu yüzden Ozan Bey'in de konuşmasında söylediği gibi pek çok şeydeki değişik vergilerin azaltılarak ama böylelikle kullanım ölçeğinin artırılarak devletin de bir kayıp görmeden aslında kullanım ölçeğinin artmasıyla beraber değer yaratımının artacağı bir noktada olmak son derece önemli. Bu yüzden de bizim teknoloji gelişmişlik endeksimizi yukarıya doğru çekmemiz lazım. Ve bu sadece tabii ki işletmeler açısından değil, bireyler açısından da. Çünkü bugün görüyoruz ki evlerden kendi eğitimlerini almak zorunda olan gençlerimizin bile ciddi zorluk çektiği bir altyapısal sorunumuz var. Bunları hem Ulaştırma Bakanlığı'nın hem de bu konuyla ilgili değişik birimlerin devreye girmesiyle çözümlemek lazım. Bunun bir TÜBİSAD çalışması olmasından öteye aslında bir devlet sorunu olduğunu, bir hükümet sorunu olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bu konuda eşitliği sağlamak zorundayız. İkinci konu aslında ekonomik gelişmişlik endeksi. Bu haritanın aslında bir başka göstergesi de illerin ekonomik gelişmişliği ile yakından alakalı. Sizler bu konuda internet ve teknoloji yatırımlarına katkıda bulunabildiğiniz gibi aynı zamanda ülkelerin bu konulardaki ekonomik gelişmişlik endeksinin de haritalar üzerindeki etkisini mutlaka görüyorsunuzdur. Kendi işinizi yaparken bunun farkına varıyorsunuzdur. Bu yüzden bizim özellikle gelişmekte olan illerimiz diyelim bunlara. Bu gelişmekte olan illerimizin sanayi ve ticaretteki
gücünün de bir şekilde artması bu haritanın da değişmesine mutlaka katkıda bulunacaktır. Üçüncü konu ise aslında bizim buralardaki alışkanlıklarımız. Sonuçta her kentin kendine özgü alışveriş alışkanlıkları var. Trafik sorununun olmadığı, insanların sosyal hayatta birbirleriyle tanışmaktan son derece keyif aldıkları, yakın ulaşımda olan ortamlarda insanlar klasik ticareti, yani geleneksel ticareti tercih edebiliyorlar. Oysa ki İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi trafik sorununun yoğun olduğu yerlerde ve çalışan genç nüfusun da fazla olduğu yerlerde elektronik ticaret daha fazla tercih edilebiliyor. Dolayısıyla demografik yapıdaki analizleri de çok dikkatli incelemek lazım. Bu konuda Mehmet Beyler'den almış olduğunuz sunum E-Ticaret Meclisi'nde son derece önemliydi. Onların bu konuda bugün açıkladıkları çalışmalar da çok çok önemli. Bunlar ülkenin ekonomik yapısının gelişimiyle beraber yan yana geldiğinde de bizi bu konuda çok farklı noktaya götürecektir diye düşünüyoruz. Levent Bey, katkılar için çok teşekkürler. Panelimizi bugün 12 gibi sonlandırmayı planlamıştık. 5 dakika kadar aştık bile. Basın mensuplarımızın birkaç sorusu daha var. Ama zamanı kullanmak adına birçoğunu yanıtlamaya çalıştık. Bazılarını alamayacağız gibi görünüyor. Kapanış olarak son paylaşmak istenen bir mesaj var mıdır? Sevgili panelistler, bir size sormak isterim. Okay. Yomi, şöyle bir ek yapalım. Bu konuda sunumu izlediniz. Sunum az sonra konusuydu. Yani biz aslında bu konuyla ilgili kapsamlı bir de rapor yayınlayacağız. Bu raporu da yayınladıktan sonra, basında paylaştıktan sonra her türlü iletişim kanalına da açığız basının talepleri doğrultusunda. Evet, bu bilgi için de çok teşekkürler. Bunu bir reklam kabul edin, raporun detayını inceleyip sorularınızı zevkle bekliyoruz mesajını da verelim. Bu raporda gerçekten birçok paydaşın çok değerli katkıları var. TÜBİSAT'ın çerçevesinde Deloitte'un büyük desteği, Akademetri'nin araştırmaları ve ETBİS verileri Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle bence sektöre ciddi yön verecek, paydaşların yatırım kararlarını, iş yönetim kararlarını derinden etkileyebilecek bir raporu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Sektörün liderleri, yön vericileri, karar vericileri de bugün bu panelde buluştuk. Çok keyifliydi. Gelen soruların yoğunluğuna bakılırsa birkaç saatimiz daha olsa burada sohbet edip konuların hepsini adresleriz. Ama tahmin ediyorum burada bir pause vereceğiz. İnşallah bunun devamını getirdiğimiz sohbetler yapacağız. Levent Bey, parmağınızı gördüm. Son söz sizin. Süper, çok teşekkür ederim. Rapora geçtiğimiz için şimdi bu vesileyle iki tane teşekkürü borç bildiğimizi ifade etmek isterim. Bunlardan bir tanesi tabii ki Ticaret Bakanlığımız ve Mehmet Bey'in temsil ettiği bu E-Ticaret Daire Başkanlığı. Onların bu konuyla ilgili bizlere olan yakın ilgisi, bilgi paylaşımı ve bizim bu raporu hazırlamamızı sağlayan temel verilerdeki katkısı nedeniyle onlara ayrıca da katılım nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. TÜBİSAT Yönetim Kurulu ve tüm paydaşlarımız adına. İkincisi de bu raporun sponsorluğunu yapan Amazon Marketplace. Onlar bu konuyla ilgili olarak bize destek verdiler. Her ne kadar sorularda adı geçen yabancı sermayeli şirketlerden bir tanesi olsalar bile bu raporu biz tamamıyla Türkiye gerçekleri üzerinden hazırladık. Bu vesileyle hem bunu söylemiş olalım hem de Amazon'a da ayrıca sponsorluk nedeniyle çok teşekkür ederim. Son söz için çok teşekkürler. Panelistlere katkıları için teşekkür ediyorum. Sevgili konuklar, basın mensupları, izleyenlere de içerikli soruları için ayrıca teşekkür ediyoruz. O zaman e-ticaretin büyüdüğü güzel günlerde tekrar görüşmek, buluşmak üzere diyelim. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere.